Consulting GmbH Avrupa Masası'nı sunar. Alman ilişkileri yüzyıllara dayanan bir ilişki yumağı. Asimilasyon zaten beceremezsiniz. Biz vatandaş neden sandığa gitmiyor sorusuyla meşgul olan siyasetçilerdeniz. Günlük 10 ton üreten bir üretici helal üretme imkanı yok. Avrupalı Türklerin siyaset arenası Avrupa masasından hepinize kucak dolusu sevgi, saygı ve selamlar sevgili seyirciler. İki hafta önce yine aynı ekiple sivil toplum kuruluşları ile ilgili bir program yapmıştık. Tadı damağımızda kaldı. Söyleyeceklerimizin hepsini söyleyemedik. Zaten bu programlar devam edecek. Sivil toplum kuruluşlarının üzerlerine ölü toprağımız serpilmiş. Niye bir araya gelemiyoruz? Neden bir tepki gösteremiyoruz? Bu konuları konuşuyoruz. Şeffaf niye değiller topluma, ortama? Yine aynı ekiple beraberiz. Hemen sağdan bir merhaba diyeyim, hoş geldiniz diyeyim. Ondan sonra da mevzulara dalacağız. Hemen sağ tarafımda Sayın Salih Altınışık var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Türk Forum Sözcüsü olarak. Türk Forum Sözcüsü, evet. Evet. Hemen diğer tarafımızda Trabzon Denekler Federasyonu ikinci başkanı Sait Çelik var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasıl? Her zaman elinde çayla gelir bize, sağ olsun. Çayı getir, çayımız orada. Selamlarımızı şimdi mi iletelim? Sonra veririz. Tamam. Ben program sonrasında. Evet, diğer taraftan Hüseyin abimiz var. Biliyorsunuz Belçika'da 12'den sonra sokağa çıkma yasağı var. Kendisine belge verdik. Giderken sıkıntı olmasın diye. Hüseyin abi hoş geldin. Sağ olun. Evet, Ömer Bey buradan zaten. Sayın Uluç siz de hoş geldiniz. Sen yakındasın. En yakın sensin herhalde değil mi? En yakın. Kör. Kör ha, hepsi kör ya. Bu bir Zikburg yakın en yakın. Zikburg. Zikburg yakın değil. Evet. Yok, Zikburg Köln'den yakın. Yok. Ötede. Öyle miydi ya? Evet, Köln'den geçtikten sonra. Ha doğru ya, pardon ya. Frankfurt'tan gelirken yakın. Evet. Zikburg, tamam doğru, evet. Eskiden Frankfurt'tan geliyordum ya, karıştırdım oraları. Şimdi efendim sivil toplum kuruluşlarının yani mevzusuyla ilgili geçen hafta yaptığımız programda çok şeyler söyledik ama işte bu büyük teşkilatlar var. Herhangi bir konuda bir araya gelemiyoruz. Mesela Fransa'daki Peygamber Efendimiz'e hakaretlerden sonra bir araya yine gelemedik. Efendim ondan sonra Sayın Macron'un açıklamaları vardı, bir araya gelemedik. Avusturya'daki meseleler vardı, bir araya gelemedik. Birlikte tepki veremez hale geldik. Diyanet'in camilerine, Milli Görüş'ün camilerine hemen hemen her gün saldırılar var. İşte kundaklamalar var, Molotov kokteylleri atılıyor, işte ırkçı yazılar yazılıyor. Bu konularda hiçbir ne eskiden beri, yani yaklaşık şöyle bir 7-8 belki de 10 sene tahmin ediyorum. 10 seneden beri toplu halde tepki veremez hale geldik. Baskı mı var üzerimizde? Özellikle mi yapıyorlar bilmiyorum. Hüseyin abiden bu sefer başlayacağım. Evet. Biraz terslik olsun diye başlayacağım. Tamam. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Geçen hafta Efe'yi konuştuk. Evet. Evet. Şimdi bizim tabii bütün buradaki değerli konuklarımızla birlikte maksadımız Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun bünyesinden çıkan sivil toplum örgütlerini karalamak, evet, onlara zarar vermek vesaire değil bizim maksadımız. Kesinlikle değil, evet. Bizim maksadımız topluma hizmet amacıyla, aynen, devletin yetmediği alanlarda insanların özgür iradeleriyle bir araya gelip toplumun sorunlarına çözüm bulma amacıyla kurmuş oldukları kurumları nasıl yönetiyorlar? Kesinlikle. Topladıkları kaynakları nasıl yönetiyorlar? Amaçlarına yönelik doğru bir şekilde çalışıyorlar mı? Bunları masaya yatırmak. Ve daha iyi çalışmalarını, daha iyi hizmet sunmalarını, katkı sunmak amacıyla burada görüşlerimizi paylaşıyoruz. Evet. Ne dedik? Daha önce STK'ların önce bir amacı olur. Birçok alanda, farklı alanda STK var. İşte dini motifli, milli motifli, efendim hemşeri dernekleri, eğitimle alakalı dernekler, spor dernekleri. Buraya gelmeden önce biraz çalıştım. Evet. Türkiye'de sadece 100'e yakın farklı vakıf var. Bırakın dernekleri. 150 binin üzerinde de dernek var Türkiye'de. Tabii. Binlerce derneğimiz de Avrupa'da var. Şimdi bir, amacı olacak bir derneğin. İki, liyakat sahibi yöneticileri olacak. Niye bu kelimeyi kullanıyoruz? Şundan,
Aradan Belçika'da 57 yıl, neredeyse 60 yıldan beri Almanya'da yaşayan insanlarımız var. Evet. Bu kadar geçmişimiz olmasına rağmen ben birçok yerde zaman zaman katıldığım seminerlerde, konferanslarda insanlarımızın halen Almanlarla birlikte olduğumuz alanlarda bile Türkçe konuştuklarını görüyorum. Evet. Yani başka noktalar da var da hepsine girmeyelim. Demek ki liyakat sahibi, yetenekli eğer bir dernek kurduysanız doğru insanları da oraya getirmeniz gerekiyor. Bundan sonra faaliyet alanları, yaptığınız faaliyetler, bunların masaya yatırılması gerekiyor. Bunların amaca uygun şekilde yapılması gerekiyor. Evet. Ve şeffaf bir şekilde herkes görecek. Evet. Yani ben göreceğim, üyeleri görecek, devlet görecek, hesap verecek. Yani şüphe ve gıybete asla olmayacak. Evet. Olmayacak. Evet. Ve denetlenebilecek. Her yani özellikle devlete hesap verecek. Çünkü öyle derneklerimiz var ki bu derneklerimiz aynı zamanda ticari faaliyetler de yapıyorlar. Kaynak yaratmak üzere devletin fonlarından yararlanıyorlar. Evet, evet. Bütün bunların yıllık bilançolarının da yapılması ve aynı zamanda denetlenebilir olması gerekiyor. Şimdi buradan hareketle bir iki noktaya daha değinip böyle bir tur fazla uzatmadan bir tur yapalım. Sonra açacağız konuları. Şöyle Türkiye'ye bir baktım. Çok önemli sayılara ulaştım. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti İşleri Bakanlığı'nın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu bir çalışma var. Oradan birkaç şey aldım. Türkiye'de son yapılan çalışmalara göre 312 binin üzerinde dernek sayısı varmış ama 190.971 tanesi feshedilmiş. Evet. Korkunç bir rakam. Ve şu anda yani son rakamlara göre 121.390 tane dernek varmış. Demek ki burada Türkiye üzerinden bakarsak binlerce dernek amacına uygun faaliyetler yapmamış. Amacının dışına çıkmış veya birliktelik bozulmuş, evet, kaynakları kötü kullanmış. Gerek kendileri tarafından gerekse devlet tarafından 190 bin dernek feshedilmiş. Demek ki bir hastalık, ciddi bir hastalık ortada var. Bir diğer çok önemli konu ise çok dikkatimi çekti. Ben bu kadar büyük bir bütçeye sahip olduklarını bilmiyordum. Bakın şurada derneklere ait gelir toplamı var. Evet. Şu rakamı okuyabilir misiniz? Size vereyim. Bir okuyayım bakalım. Okuyabilecek misiniz? 25 yani milyar, bayağı zorlanıyorsunuz. Ben söyleyeyim size 25 milyar, milyar TL'nin üzerinde Türkiye'deki sivil toplum örgütleri böyle bir bütçeyi yönetiyorlar. Ya bu korkunç bir rakam. Şimdi eğer sivil toplum örgütleri şeffaf olmazsa evet, ki biraz sonra örnekleriyle üzerinde duracağız evet, sırayı tekrar geldiğinde evet, şeffaf olmazsa denetlenemezse bu bir hakkın evet, üzerinden birileri kendini zengin edebiliyor. Birisi amacının dışına çıkabiliyor. Hı hı. Hukuku suistimal edebiliyor. Bugün ülkemizde hatta yaşadığımız ülkelerde de yasama, yürütme, yargı evet, efendim dördüncü evet, kuvvet evet, medya, beşinci kuvveti olarak neyi görüyoruz? Sivil toplum kuvveti. Sivil toplum örgütleri. Evet. Peki medya ve özellikle sivil toplum örgütlerinin amaçlarının dışındaki en büyük işlevleri nedir? Denetim. Evet. Yani siz aynı zamanda yürütmeyi de denetlemiş oluyorsunuz. Yani genel kurumları denetlemiş oluyorsunuz. Bu kadar hassas görevleri olan büyük bir kitle, büyük bir camia, büyük bir sistemi şeffaf olmadığı zaman insanların başına neler gelebiliyor onu da biraz sonra açalım. Evet, şeffaflık konusunda devam edelim. Evet. Sayın Altınışık, gerektiği kadar gerçekten şeffaf mıyız? Neden kapanık bir sivil toplum kuruluşları haline geldik? Yani kapanığız. Dışarıdan gözükmüyoruz. Ama bir incelediğinde baktığında bir sürü ticari müteşebbisler var, ticari işler var, her şey var, müthiş şekilde para kazanılıyor. Yani sanki sivil toplum kuruluşları kuruluş amaçlarının dışına çıkmış ticari birer kurum haline dönüşmüş gibi gözüküyorlar ve şeffaf değiller. Evet. Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi şöyle başlayalım istiyorsanız. Bu son iki hafta içerisinde
bir araya gelemedik. Lakin bayağı olaylar oldu. Fransa'da özellikle Macron'un dikte ettiği ve Macron'un tetiklediği olaylar oldu. Akabinde İzmir'de deprem evet, oldu. Evet. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Kalanlara da geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah evet. Ülkemiz ve milletimiz böyle afetlerle tekrar karşı karşıya kalmaz. Son olarak da özellikle ifade etmeye çalışacağım konu Viyana'daki terör saldırısı. Evet. Konuşacağımız meseleler arasında zaten. Konuşacağımız yani. Meseleler arasında. Hatta şeyi sormadım, daha ona geleceğiz. Fransa'daki alınan karar, evet. Türk Federasyonu'na bağlı, ülke ocakları evet. deniyor ama, bozkurtlar deniyor ama evet. sonuçta Türk Federasyonu'na bağlı dernekler bunda. Orada kapatılma kararı alındı. Hemen Almanya'dan ses çıkmaya başladı ki, sapı bizden olanlar tarafından ses çıkmaya başladı. Yani evet. Türkiye kökenliler tarafından evet. da buradaki ülke ocaklarının, federasyona bağlı teşkilatların kapatılması isabet olur falan dendi. Bu mevzuya da geleceğim. Bu mevzuda da hala kimse sesini birlikte çıkarmıyor. Çünkü Fransa bundan sonra da milli görüşü yasaklama için harekete geçti. Ona da geleceğiz. Evet, evet. Şimdi doğru söylemek gerekirse evet. ben hatırlıyorsanız 2 hafta önceki konuşmamla bu yapacağım konuşma arasında aslında bir bağ var. 2 hafta önceki konuşmamın etkili olduğunu görmek gerçekten çok sevindirici. Hüseyin Bey'in girişgahı, girişte yaptığı konuşma bence çok önemli. Zaten vurguladığımız noktalara kendisi değindi, altını çizerek onu özellikle rakamlarla da gün yüzüne çıkardı. Bu anlamda çok müspet bir gelişme olarak görüyorum bunu. Tabii sivil toplum camialarındaki şeffaflık konusuyla ilgili olarak öncelikle sivil toplum camiaları tepki verebilecek yapıya sahip mi onları sorgulamak gerekiyor. Siz bir yapıdan şeffaf olmasını arzu ettiğiniz zaman, talep ettiğiniz zaman o yapının da içeriğindeki donelleri, içerindeki dinamikleri de iyi görmemiz gerekiyor. Bizim zaten yıllarca ifade etmeye çalıştığımız nokta da bu zaten. Sivil toplum camialarımız bu yapılara forme edebilecek veya olayları forme edebilecek altyapıya sahip değiller. İnsan kaynağı itibariyle de sahiptirler. Her ne kadar biz nicelik olarak fazla olsak bile maalesef sivil toplum camialarına görev alan arkadaşlarımız nitelikli olduğunu söylemek gerçekten çok utopik bir temenniden öteye geçemeyecektir. Tabii ki sorun tespiti yapıyoruz. Sorun tespitiyle beraber sorun çözümlerini de yapmak zorundayız. Öncelikli olarak şunu göz ardı etmememiz lazım. Bir defasında toplumun sorgulaması gerekiyor. Ve bunu tetikleyecek olan da öncelikli olarak medyadır. Ve medyanın aracılığıyla muhtelif sivil toplum camialarına üye olan kardeşlerimizin de bağlı olduğu camialara bunu sorgulama hakkı olduğunu bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Bu birçok alanda maalesef vuku bulmuyor. Peki bu nasıl düzelecek? Bu aslında şöyle düzelmesi gerekiyor. Yani öncelikli olarak bizim çok anormal bir süreç geçirdiğimizde hemfikiriz. Bir pandemi süreci geçiriyoruz ve aslında fikirsel bir dönüşümle beraber yapısal dönüşümlerin de çoktan geç kaldığımızın bir göstergesi bu. Sivil toplum camiaları tepki gösterebilecek ve şeffaf hareket edebilecek bir yapıya sahip değildir. Yapısal olarak da bu mümkün değil. Şu andaki durum itibariyle. Çünkü içerideki dinamikler buna müsaade etmiyor. Hiçbir... O zaman vatandaş da veya gören de şöyle, o zaman bir şeyler gizliyorlar. O zaman yapılar öyle der ya. Müsaade etmiyor. Evet. Bakın birçok rakam birbiriyle zaten örtüşüyor. Yani biz burada eğer kamuoyuna veriler paylaşırken eğer diyorsak ki sivil toplum camialarımız Avrupa'daki mukim Avrupalı Türklerin %20'sine ancak hitap edebiliyor diyorsak, %80'ine hitap edemiyor veya daha doğrusu ulaşamıyor diyorsak, demek ki bunun içerisinde gerçekten çok kalıplaşmış, betonlaşmış yapılar var ve evet. bu iradeler kırılması gerekiyor. Fikirsel olarak değişime ihtiyacımız var. Fikirsel değişim derneğin ve o yapının çıkış noktasındaki ortaklıktan değişikliğe gidilsin değil. Günümüze uyarlanması gerektiği realitesini görmemiz gerekiyor. Ve şunu da ifade etmekte bahis de görmüyorum. Bakın sivil toplum camialarımızda yetişmiş eleman veya deneyimli eleman bulmakta ciddi manada sıkıntı çekiyoruz. Bunu genel merkezlerde görevli olan arkadaşlarımız da ifade ediyor.
Hatta öyle kalıplaşmış düşüncelerle hareket ediyorlar ki halbuki hani tabiri caizse bardağın sürekli olarak mevcut olan az dolu tarafıyla ilgileniyorlar. Aslında boş tarafının neden boş olduğunu tartışmıyorlar. Bak ben Köln'de mukimim. Ömer Bey de Köln'e kalıyor. Köln'ün takriben 1 milyon küsür nüfusu var. Ve bunun yaklaşık %30'una yakın göçmen kökenlidir. Evet. Yani Migrationshintergrund diyorlar Almancası. Göçmen kökenlidir. Ve yaklaşık %10'unu da Avrupalı Türkler oluşturuyor. Yani Türkiye'den gelen vatandaşlarımız yaşıyor. Şimdi Almanya'da Köln'ü örnek aldığımızda bakın Köln'de o kadar yoğun bir nüfus olmasına rağmen malumunuz sivil toplum camialarının ekseriyeti genel merkezleri de Köln ve civarında olduğu bir gerçeği var. Bu kaliteyi yukarı çıkaracak somut bir ilerleme göremiyoruz. Ve bu yapı kaldığı sürece de mevcut yapılar içerisinde bir anlamda kendi vesayetini kurmuş olan sistemler işte son günlerde karşımıza gelmiş olaylara ancak reaksiyon gösterebiliyorlar. Bir defasında bu sorgulama süreci somut hale dönüşmesi gerekiyor. Somut hale dönüşürken de biz dernekler içerisinde genel kurullarından sade istişare toplantılarına kadar bunun bir ihtiyaç olduğunu mevcut yetkililere de aktarmamız gerekiyor. Biz bu konulara eğilmediğimiz sürece az önce Hüseyin Bey'in ifade etmeye çalıştı veya birçok arkadaşımızın da zaman zaman dile getirmiş oldu. Şeffaflık konusunda bir adım ileri gidemeyeceğimizi görüyorum. Öncelikli olarak insan faktörünün neden bu kadar kısıtlı olduğunu, bunun nedenlerini araştırmamız gerekiyor. Ve nedenlerini araştırırken de realiteyi görmemiz lazım. Biz bazı gerçeklerle de karşı karşıyayız. Yani her ne kadar sivil toplum camiaları kendi içerisinde bir iradenin tahakkümünde hareket ediyor olsa bile günümüzün özellikle Avrupa'nın realitesine uyumlu bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu tekraren buradan ifade ediyoruz. Evet. Umarım bu ikinci turda veya diğer sonraki turlarda somut konularla da tartışmaya açarız. Mesela ben bu arada Sayın Çelik'e geçmeden önce şunu da söyleyeceğim. UYİP diye Diyanet'in başlatmış olduğu bir proje var biliyorsunuz. UYİP. Burada hem kendi dillerini hem efendim yaşadıkları ülkenin dillerini ve farklı dilleri ve Arapçayı çok iyi bilen ve İslami orada Türkiye'de efendim ilahiyat okuyan ama buraya gelip burada çaycılık yapan, yani çalışan, bu yetişmiş olan kadroların değerlendirilmediğini kendimiz görüyoruz. 405 tane bu çocuklarımız var. UYİP'te yetişiyorlar. Ve bu profesyonel yetişmiş, efendim donanımlı bu çocuklar farklı yerlerde çalışıyor. Bir yerlerde yanlışlık var. Bakın bir de o da var. Bir şey daha söyleyeyim. Bırakın bu son yıllarda işte uluslararası ilahiyat bölümünden bahsediyorsunuz. Daha önceleri bakın ben Köln'de Almanya'nın muhtelif yerlerinde Türkiye'de ilahiyat mezunu olup hani Türkiye'de kalmış olsaydı muhtemelen üniversitede yüksek öğretim görevlisi olacak veyahut da müftülükte veya herhangi bir yerde görevli olacak çok değerli şahsiyetlerin burada taksicilik yaptığını biliyoruz. İşte yani ben çaycı dedim. Yani taksicilik yaptıklarını biliyoruz. Evet. Biz bu değerlerimize, burada mevcut olan değerlerimize sahip çıksak bile şu andaki sıkıntılarımızı giderebilecek kadar envantere sahibiz. Evet. Kaynağa sahibiz. Evet. Bu kaynakları ama tabii ki bu farkındalığı oluşturmamız lazım bizim. Öncelikli olarak bu farkındalığı oluşturmamız gerekiyor. Daha oralara geleceğiz. O çarkın içerisine sokulmamak istenenler var. Evet. Belirli dönen bir çark var. Bu konu çok derin bir konu. Derin bir konu geleceğiz. Ayrı bir programda çok ciddi yani konuşacağız. Bu konularda ben hatırlatma babında söylüyorum. Doğru. Yani fark etmesinler ki biz bunları bilmiyoruz. Yani biz bunları biliyoruz ama konuşmuyoruz. Konuşmamamız da yani menfaat yani kendi teşkilatlarımıza, kendi unsurlarımıza zarar gelmesin diye konuşmuyoruz. Ama zamanı gelince konuşacağız. Şimdi işte zamanı. Şöyle bakın şunu da ifade edeyim sonra cümlemi bitireceğim. Sözlerimi bitireceğim. Bakın hepimiz belli teşkilatlarda görev aldık. Ama bu diğer teşkilatlara sahiplenmiyoruz anlamına gelmiyor. Benim için her teşkilat çok çok önemlidir. Evet. Hepsi çok çok gerekli olan teşkilatlardır. Yani şöyle bir kanaat oluşmasın. Bu teşkilatlar gereksizdir, bu teşkilatların varlığı rahatsızdır. Hayır, bilakis bu teşkilatların sayısı artması lazım. Mevcut teşkilatlarımıza sonuna kadar sahip çıkmak zorundayız.
Onun tasasını onun için burada saklayıp ve tartışıyoruz. Evet, aynen öyle. Biz o teşkilatlara zeval gelmesini de istemiyoruz. Evet. Amacımız o teşkilatların amacına uygun, günümüze uyarlanmış şekilde hizmet vermek. Birilerinin titretmesi, kendilerine gelmesini sağlaması lazım. Ha. Evet Sayın Çelik. Efendim aynı mevzu, şeffaflık konusunda. Şimdi sizin de izin verirseniz farklı bir şeyle giriş yapmak buyurun istiyorum. Her şeyden önce tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Biliyorsunuz bizi ülkemizden de, güzel ülkemizden de arkadaşlarımız izliyorlar. Sürekli sistem ettikleri %50 biz Türkiye'de izleniyoruz efendim. Evet, selam göndermiyorsunuz. Evet. Ben de özellikle iki arkadaşım sistem ettiler. Ben ilk başta öncelikle onlara, biliyorsunuz ülkemizin güzel yeri Uzungöl, hepimizin sevdiği, bildiği yer. Uzungöl'ün 3 dönem muhtarlığını yapmış olan Mustafa Tahan, sınıf arkadaşım. Şimdi hala muhtar mı? Evet, bu yıl bıraktı. Bu yıl bıraktı. Kendisine selamlarımı iletiyorum. Ayrıca uzun zamandır görüşemediğimiz, sık sık bizi de programlarda izleyen kendi köyden arkadaşım Hayri Sakır'a da buradan selamlarımı iletiyorum. Yani Trabzon'dan, Uzungöl'den izleniyorum. İzleniyorum. Tamam, peki. Şimdi bunun ötesinde de diğer bir konuda geçen hafta yaşadığımız İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabır, ülkemizin başı sağ olsun diliyorum. Ardından da bugün benim için de önemli bir sanatçı olan Timur Selçuk'un vefatını öğrendim. Evet. Işıklar içinde uyusun diyorum. Şimdi konumuza gelelim, dernekler konusunda, şeffaflık konusunda. Şimdi her şeyden önce arkadaşlar... olayın bakış açısını biraz da şöyle değerlendirelim. Siyasi açıdan Almanya'da bu derneklerin arkasında ne gibi bir güçlülük vardır? Bu siyasi açıdan derken şu anda bulunduğumuz ülkede siyaseti yönlendirme açısından demek istiyorum. Şöyle ki her şeyden önce burada çalışan derneklerin birçoğu ne için çalıştığını, ne amaçla çalıştığını bilmeden işi yapıyordu. Başlarken farklıydı da sonradan o rayda şeyden çıktılar. Evet, yani asıl amacından uzaklaşıyor. Evet. Şimdi her şeyden önce toplum içerisindeki sorunlarımızı siyasi bir uzlaşıyla dile getirmeyi amaçlayan, sorunları ön plana çıkaran, uzlaşı bulmaya çalışan nitelikler olması gerekir. Nedir bu sorunlarımız? Örneğin ibadet konusunda büyük bir sorun var. Evet. Dil konusunda bir sorunumuz var. Seçme ve seçilme konusunda sorunumuz var. Özellikle son yıllarda biz Türklere yapılan baskılar, yabancı düşmanlığı her alanda kendisini gösteriyor var. Bu da tabii biraz da İslamofobi diyelim. Ben biraz da Türk fobisi diye İslamofobi, değerlendiriyorum onu. Evet. Bunlar var. Şimdi her şeyden önce arkadaşlar siyaseti etkileyebileceğimiz bir duruma geldiğimiz gün nasıl seçimlerde seçilen milletvekilleri bazı yerlerde kıl payı seçilemiyor ya da seçilebiliyor. Bizim vereceğimiz oylar buradaki seçimlerin kaderini de etkileyebiliyor. Öyleyse Alman vatandaşı olma gibi bir önemli konu da var ortada. Bunu hissedebilecek olan devlet bizi de ciddiye alacaktır. Çünkü o içerikte karşılarına çıkmalıyız her şeyden önce. Bizim yaptığımız herhangi basit çalışmalarla siyaseti etkilemeyen bir konumda olduğumuz sürece kesinlikle toplum içerisinde, Almanya toplum içerisinde bir yere varamayacağız. Bunun ötesinde şeffaflık konusunda arkadaşlar genellikle bu konuda gerekli eğitime sahip değiliz. Bazıları da bilmeden bu konuda sıkıntıların oluşmasına sebep oluyorlar. En son bana göre Berlin'de yaşanan olayı değerlendireyim. Camiye yapılan baskınla ilgili. Belki de onlar bunu bilincinde olmadan böyle bir hatayı işlemişlerdi. Polisler mi? Hayır, polisler değil. Bizim alınan, ayakkabıyla alan girişlerine bilincinde olmaması mümkün değil. Onu kesinlikle kınıyoruz. Biz hiçbir inanışın kilisesine ya da diğer yerlerine bu şekilde girilmiş görülmüş değildir. Evet. Onu da kesinlikle kınıyoruz. Evet. Tabii ki tüm dernekler de bunun arkasında durmadı. Birbirlerinin arkasında durmuyorlar. Mesele orada zaten. Durma. Ne olursa olsun yani bizim inançlarımıza, düşüncelerimize saygı gösterilmediği zaman hep birlikte buna karşılıklı tepki göstermeliyiz. Ama bu her alanda olmalı. Evet. Söz gelimi, bence sen konuşmamızda da şunu söylemiştim. Ülkemizin vatandaşları kimler olursa olsun onlara yapılan haksızlıklar içinde eğer orada olursak
Onlar da bize yapılan diğer haksızlıklarda bu dini inançlarımız, düşüncelerimiz, siyasi düşüncelerimiz farklı olabilir. Onlar da bizim yanımızda olurlar. En azından bu uzlaşıyı aramalıyız. Evet. Ve bunu yapmıyoruz. Yani olay bazen gelip sadece bir din eksenine indirgeniyor. Sadece orada kalıyor ama bizim ülkemizin vatandaşı olup da başka dinlere mensup olanlar da var bu ülkede. Başka inanışlarda evet, olanlar var, da var. Başka düşüncelerde olanlar evet. da var ama onlar da bizim vatandaşımız. Aynı coğrafyadan evet. geliyoruz ve aynı coğrafyadaki aynı kaderi paylaşmışız. Dolayısıyla birbirimize sahip çıkabileceğimiz bu uzlaşılara yönelmeliyiz. Ben şimdilik kısa tutayım. Peki, teşekkür ederim. Evet, hemen Sayın Uluç'a dönelim. Şeffaflık konusu zaten ilk bölümümüz. Bundan sonra açacağız zaten. Şeffaf değiliz, neden değiliz, kimden korkuyoruz, niye korkuyoruz? Yani kendi üyelerimizden mi korkuyoruz? Zaten korkunun ecele faydası yok. Adamlar baskın yaptılar mı senin teşkilatına? Çatır çatır hepsini ortaya döküyorlar. Yani Alman devleti böyle bir şey yaptığı zaman hepsini ortaya koyuyor. Ama hala biz şeffaf değiliz bu konuda. Tam şeffaf olamamamızın sebebi kendi içimizde yaşadığımız sıkıntılardan mı kaynaklanıyor? Yani teşkilat içerisinde. Yani, eski teşkilatçı olarak soruyorum yani. Evet, eski teşkilatçı olarak ben şöyle söyleyeyim de. Şeffaf olmadıkları konusunda ben tam sizin de söylediğiniz şekilde katılmıyorum. Bunların şöyle bir iç işleyişi vardır. Evet. Ben teşkilatın içinden geldiğim için söylüyorum. Her teşkilatın bir denetleme kurulu vardır. Evet. Bir danışma kurulu vardır. Evet. Bir de yönetim kurulu vardır. Tabiri caizse direksiyondaki şoförü vardır. Bunların eksikliklerini, diğer nasıl yapmaları gerektiğini ben kendi teşkilatımla söylüyorum. Her 3 ayda bir genel yönetim kurulu toplanır mesela, bunun kararını alır yapılacak işlerle ilgili. Yürütme kurulu olarak da daha az bir kesme bu vazifeyi icra ederler. Yürütme kurulunun eksikleri, şunları bunları varsa danışma kurulu vardır, yönlendirir. Ben diğer teşkilatların da tüzüklerini okudum. Diyanet'in mesela şeyini aldım, okudum bir den hafta. Onlarda da aynı şekilde denetleme kurulu var, danışma kurulu var ve teşkilatın bir yürütme kurulu var. Kendi içinde ama. Kendi içerisinde. Kendi içinde ama. Bunu şimdi biz dışarıdan bakıyoruz da, dışarıdan bakarak söylediğimiz şeyler ne kadar şey olur? Bunları bağlayıcı olur, ne kadar tanımış oluruz? Ben bunun için söylüyorum. Teşkilatlar kendi çapında bir şeffaflıkları var. Cemaatine karşı 2 yılda bir seçim yapıyor. Seçimde çıkıyor, bütün bilgileri orada aktarıyor. Bu bilgilerle yetinmeyen insan ne yapar? Ben yetinmiyorum bu bilgilerle der. Diğer bilgileri isteyebilir. Ama Almanlar karşısındaki kısma, daha önceki toplantıda bir şey dile getirmiştim. 2 kişiyle, 3 kişiyle gelir polis herhangi bir şey yaparsa, hatta gayri resmi elbiseyle gelir. Evet. Gelir der ki ben şu konuda bilgi alacağım, evraklarınızı istiyorum. Kimse ben evrak vermiyorum demez. Ama burada yapılan kastidir. Hele hele ibadethaneye ayakkabıyla girmek, polisle girmek, şeyle köpek yanında getirmek. Bunlar resmen terbiye dışı davranışlardır. İbadethanelere karşı. Bakın ben Türkiye ile ilgili bir şey söylüyorum. Türkiye'de çıkarılan kanun ibadethanelerin etrafında ahlaka mugayir yerler diye bir cümle vardır. Bu ne demek? Bir kilisenin yakında bir ahlaksız kurum veya diskotektir veya başka şeydir diyelim. Açamazsınız. Evet. İbadethanelerin etrafına 250 metre çapında yeni yerleşim yerine müsaade etmezler. Evet. Bak bu bizim saygımız. Evet. Ama burada bu işe dikkat edilmiyor. Edilmemesinin sebebi buradaki güç konumuzdur. Burada biz sivil kitle kuruluşları olarak darmadağın olunca bu gücümüzü kullanamıyoruz. Milyonluk, biraz önce Köln'le ilgili arkadaşımız güzel bir şey söyledi. 100.000'in üzerinde Köln'de insan yaşıyor da parlamentoya bir tane insan gönderemiyorsak, bizim Türk insanımız yaşıyor da bir tane temsilci gönderemiyorsak bizim şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz lazım. Neden diye. Yani öbür toplantıdaydı herhalde, yine siz söylemiştiniz. Bizde ya ben ya da öbürü olmasın diye bir zihniyet var. Ya benimsin ya toplam. Ya değilse değilsin. Bu yanlış. Bu seçimde benden olur birileri, öbür seçimde senden olur. Bakın her kuruluşun 100-150 bine yakın üyesi var. Cemaati var büyük kitle kuruluşlarının. Ben şimdi o Kanarya Sevenler Derneği'ni, kulüpleri, şunları bunları demiyorum. Fenerbahçeliler Derneği de bizim, Galatasaraylılar Derneği de bizim. Evet. Ama biz bizim topluma yön veren, asıl lokomotif görevi gören şu dini büyük cemaatlerle ilgili söylüyoruz. Herkesin gözüne batan da bunlar. Dile getirirken bunlara getiriyor. Bak Türkiye 80 milyondur.
Herhangi bir şey olunca ne yaparlar? Hemen parlamenterleri dile getirirler değil mi? Halbuki parlamenterlerin maaşını tartışırlar, şununu tartışırlar. Ciddi bir parlamenterlik yapan adama o maaş da yetmez diyorum. Ben elimi vicdanıma koyarak söylüyorum. Bu teşkilatların kuruluşlarını ta Avrupa'ya geldik değil mi? 80 yılından sonra ben Avrupa'ya geldim. Bu teşkilatları kuran arkadaşlara vefasızlık etmemek lazım. O kadar çileyle, sıkıntılarla kurmuşlar ki bu teşkilatları. Omuzlarında kitap sandığı taşıyarak, arabamız da yoktu. Evet. Omuzlarımız yara oldu. Banof'tan teşkilata gidince kadar. Bu insanı bilgi sahibi edelim diye. Bilgisiz insanla hizmet olmaz. Evet. Ben önceki konuşmamızda dile getirmiştim. Bakın, bilgili olmalı, arzulu olmalı, istekli olmalı. Hani diyorsun ya, bir işe dört elle sarılmalı. Evet. Derler ya, bir atasözümüz var. Çoban isterse tekeden süt sağar diye. Evet. Aynı bunun gibi. İleriki konularda detaylı bir şekilde bu konuları dile getirmek istiyorum. Evet. Yani biz STK'ların karşısında değil, böyle yanlış anlaşılmasın. Öbür sefer de söyledim. Evet. Biz bizzat bir ileriye, bir adım ileriye nasıl götüreceğiz diye. Evet. Burada sözümün başlangıcında, bu giriş kısmında söyleyeyim. Bu yapıcı. Bir üzücü haberimizi İzmir'dekilere başsağlığı diliyorum. Evet. Evet. Olan olaylarla ilgili, buradaki hadiselerle ilgili gerekli protestolar veya şeyler yapıldı. Bir de sevinci haberimiz, Şuşa'da kardeşlerimiz bir kültür merkezi ve bizim sevincimiz olan bir yeri Batı'nın maalesef üç maymunu oynadığı, benim haberim yok, tarafsızım dediği Şuşa'yı şu anda ele geçirdiler. Ona da sevindim. Hayırlı olsun Azeri kardeşlerimize. İnsanın hürriyetleriyle ilgili. Hürriyet çok Azeri önemli. Kardeşlerimize hayırlı olsun. Şuşa zaten Karabağ onların. Şimdi efendim biz zaten birinci nesle hiçbir zaman onlardan Allah razı olsun. Birinci nesil olmasaydı şu andaki buradaki dilimizi, dinimizi, kültürümüzü yaşıyor olamazdık. Onlardan, onlara kesinlikle. Onlar baş tacı. Onlara bir sözümüz yok. Ondan sonra gelenler biraz sanki koptular gibi. Yani ticarete atıldılar, para kazanma, paraya. Yani manevi yönden maddi yöne doğru ilerlediler. Sıkıntımız orada. Bir de içine kapandılar. Etrafla alakaları kesildi. Mevzumuz o. Titreyip kendinize gelin mevzusuyla ilgili bu programları yapıyoruz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. DC Consulting GmbH'nın sunduğu Avrupa Masası devam edecek. Yetim deyince, muhtaç deyince kalbimizin çok özel bir parçasının tam da burada kopması gerekiyor. Çok küçük bir çabayla, belki sofranızdan atacağınız bir yemeğin masrafıyla burada sevindireceğiniz o kadar çok kalp var ki böyle yüzünde tebessüm oluşturacağınız o kadar büyük fırsatlar var. Onlara iyi bakın ve şimdi bağış yapın. Yayladan yine bir yenilik. Yayla peynirli su böreği. El yapımı, malzemesi bol, enfes tereyağında çıtır çıtır nefis peynirli su börekleri. Yayla peynirli su böreği. Lokmalar küçük, keyifler büyük. 0221 200 499 22 22'yi arayarak bağış yapın. Islamic Relief. Birlikte daha iyi bir gelecek için. Günlük balık, taze balık, Pasifik. Biz bu balığın tazeliğini sevdik. Pasifik Z-Fish. Sofralarınızdan eksik olmasın. Balıkçılıkta öncü firma Pasifik Z-Fish. Sevgili veliler ve çocuklar, işte D-Tip Verlak'tan rengarenk resimler eşliğinde çocuklara uygun şekilde tasarlanan peygamber hikayeleri. 10 kitaptan oluşan bu set Almanca ve Türkçe olarak hazırlandı. Mağazalarımız veya online alışveriş sayfamıza bekliyoruz. Sipariş için zsushop.de. 118-83 bilinmeyen numaralar hizmeti. Yetkili servisiniz, dost servisiniz, kaliteli servisiniz. 118-83. Herkes ballandıra ballandıra onu anlatıyor. Kimi balım benim diyor, kimi peteğim. Bir kaşık alan tadını, iki kaşık alan adını hiç unutmuyor. Çilol olsun, afiyet bal olsun. Kaynasın çaylar, taşsın muhabbet, hiç durma sen de tazele. Tazele sevdanın eliyle, tazele dostum eliyle, tazele emeğin teriyle.
her demde demdem. Didifferlak'tan yepyeni rengarenk ve eğitici çocuk kitapları, Kıtırla Pıtır hikaye seti, çocuklar için Kur'an terimleri sözlüğü, hikayelerle çocuklara 40 ayet, evinde saklı bilim ve çok daha fazlası. Her biri özenle Almanca ve Türkçe olarak hazırlandı. Sipariş için zsushop.de. Markanızı tanıtmak, ürünlerinizi hedef kitlenizle buluşturmak, APA Medya ile çok rahat. Türkiye ve Avrupa'daki tüm dillerdeki reklam mecralarında satın alma ve planlama, reklam tanıtım filmi, televizyon programı, canlı yayın aracı ve ekibi, grafik tasarım, kurumsal kimlik ve organizasyon hizmetleri. APA Medya, Avrupalı Türklerin reklam ajansı. Kanun değişikliği can mı yakacak? SSK'lı olarak yurt dışı borçlanma tarihe mi karışıyor? Yurt dışı borçlanmada vatandaşlarımız zorda mı kalacak? Bağkur'dan emekli olmak zorunlu hale mi geliyor? Yüksek emekli aylığı alabilmek için ne yapmalıyız? Düşük emekli aylığına karşı dava açabilir miyiz? Acilen borçlanmak zorunda mıyız? Emekliliğe ilişkin davalar, boşanma, velayet ve nafaka davaları, veraset ve miras davaları artık cevapsız kalmayacak. Sosyal güvenlik uzmanı avukat Mehtap Biçer sorularınızı yanıtlıyor. Avrupa'dan ve Türkiye'den Avrupalı Türk gençlerini ilgilendiren tüm gelişmeler gençlerin yorumuyla Gençlik Arenası'nda. Almanya'nın çıkarına siyaset yapan bir politikacı, Almanya'da yaşayan vatandaşların da çıkarına siyaset yapmalıdır. YTB yurt dışında yaşayan Türk diasporasının özellikle gençlerini projelerle destekliyor. Biz buralıyız. Burası bizim artık vatanımız. Yani ana vatanımız her ne kadar Türkiye olsa bile bizim artık burası vatanımız. Biz çok kötü bir nesil değiliz aslında. Genç görüşlerin, genç düşüncelerin arenada sadece gelecek için bir araya geldiği program. İnsanlar buradaki medyanın bayağı bir etkisi altındalar. Hala kendimizi ispatlamamız gerektiğini hissettiriyor Almanlar bize. Almanya için alternatif parti CDU ve FDP içinden çıkan politikacılar tarafından kurulmuş bir parti. Hı-hı. Oğuzhan Erkmen ve Büşra Aksoy'un sunumlarıyla Gençlik Arenası cumartesi 16'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Paris, Dresden, Nizza ve en son Viyana'da yaşanan saldırılar neyin ayak sesleri? Avrupa'nın kullandığı Müslüman ve göçmen düşmanlık diline karşı sivil toplum kuruluşlarının etkisi ve etkisizlikleri. Günlük hayatta yaşanan ırkçılık, İslamofobi, ötekileştirme ve göçmen karşıtlığına karşı neler yapılmalı? Muhsin Ceylan'ın sunumu, Mahmut Aşkar, Hüseyin Avgan ve Oğuz Üçüncü'nün katılımlarıyla Ateş Çemberi, cumartesi günü saat 21.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Pazar 13'te Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Başkent Berlin'den hepinizi selamlıyorum. Bundan böyle Berlin Aktüel programıyla her hafta sizlerle olacağız. Kanal Avrupa ekranlarında yepyeni bir program Berlin Aktüel. Başkent Berlin'de sosyal ve siyasal çalışmaların sokağa yansıması. Başarılı girişimcilerin hikayeleri, sokak röportajları, şirketler, dernekler ve sosyal etkinliklerin tanıtımı. Er-
Erdal Çakıroğlu'nun sunumu ile Berlin Aktüel, Pazar günü saat 21'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupalı Türkler gündemi Kanal Avrupa ekranlarından takip ediyor. Canlı yayınlar. Oralarda normalde çok yoğun olması lazım. Şu anda kimseyi göremiyorum. Son dakika haberler. Habere dair her şey hafta içi her gün Kanal Avrupa'da. Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa. DC Consulting GmbH'nın sunduğu Avrupa Masası devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Sivil toplum kuruluşlarının şeffaflıkları konusuyla alakalı programımız devam ediyor. Bundan sonra farklı programlarda da bu konular ele alınacak. Ya kendimize geleceğiz efendim ya da geleceğiz. Başka şansımız yok. Çünkü bir örnek vermek istiyorum. Biliyorsunuz Fransa'da Macron'un talimatıyla İçişleri Bakanı'nın almış olduğu bir karar vardı. Mecliste alındı. Oradaki ülke ocaklarının yasaklanması kararı. Ve bu kararla ilgili ki peşinden milli görüşün kapatılması istemi söz konusu oldu. Bu kararla ilgili inanın bana bir teşkilat hariç diğerlerinin haricinde hiç kimseden ses seda çıkmadı. Söz çıkmadı. Kimse tepki vermedi. Yani Fransa'da eğer bir karar alınmışsa ki bunu biliyoruz, Belçika'da, Hollanda'da eğer bir karar alınıyorsa bu tam Avrupa Birliği ülkelerinin hepsinde hemen hemen uygulamaya başlanıyor. Viyana'daki yaşanan olaylar, o çocuk Türkiye'de 4 ay DAEŞ'li katil diyelim, İslam adına yapmış olduğu o hareketten sonra, oradaki insanları efendim kurşunladıktan sonra, katlettikten sonra tabii ki onu de ölü ele geçirdiler. Mesela Fransa'daki öğretmenin öldürülmesinden sonra elinde bıçağı olan o saldırgan ölü olarak ele geçirildi. İlginçtir. Yani normalde konuşturulması lazım. Çünkü arkasında birileri var. Tek başına bu işi yapmıyorlar. Yani aslında Avusturya'da yaşanan olaylardaki Türk gençleri, demin Hüseyin Bey'le de onu konuştuk. Oyunu bozdular. Yapılan o hain oyunu bozdular. Çocuklarımız, gençlerimiz orada polise ve yaşlı Avusturya'ya yardım ettiler. Kendi hayatlarını ortaya koydular. Kendi efendim rizikoya attılar. Ama oyunu bana göre bozmuş oldular. Yani Müslüman Türk'ün terörle alakasının olmadığını ortaya çıkardılar. Şimdi bu tür gençlere de ihtiyacımız var. Bu tür Türk imajının değiştirilmesine de ihtiyacımız var. Türk imajının, Müslüman Türk imajının veya Müslümanların imajının değişmesi için de teşkilatlarımızın şeffaf olması, kendini şeffaf bir şekilde ortaya koyması lazım. Biliyoruz ki bir sürü teşkilatlarımız Alman maliyesi tarafından baskınlar yapılıp milyonlarca euro cezaya çarptırıldılar. Bunları biliyoruz, konuşmuyoruz ama zamanı gelince konuşacağız dedik. Herkes kendine çeki düzen verecek dedik. Sizin işiniz ticaret değil dedik. Sizin işiniz manevi yönü bu işin. İnsanlara kültürünü, dilini, dinini öğretmek dedik ama bizimkiler ticarete atıldılar ne yazık ki. Oradan devam edelim. Sen Uluç, yani evet, ben şimdi sizin o söylediklerinizin hepsine katılmıyorum. Çünkü orada dediniz ki ya şeffaflar. Kendi içinde şeffaf olabilirler. Yani yönetim içerisinde şeffaf olabilirler. Ama dışarıdan bakıldığın zaman puslu cam. İçerisi gözükmüyor. İşte genelleştirmemek lazım. Şimdi evet, işte onu diyorum yani. Genelleştirmeyin dedim. Bu teşkilatların kuruluşuyla ilgili söyledim ya. Teşkilatlar ekmek gibi, su gibi bu insanlar için gereklidir. Evet tabii siz ki. Siz bir fert olarak, bakın ben eğitim kökenliyim. Bir fert olarak bir kuruluşa gidip de birinin hakkını savunmaya kalktığınız zaman size diyor ki siz kimsiniz diyor. Bu kendisi varken niye ilgileniyorsunuz? Bu benim arkadaşımdır, tanıdığımdır, benim Müslüman Türk kardeşimdir diyemiyorsunuz. Dersiniz ama ikinci defada yüzlere asılıyor. Ben bunu bizzat yaşadığımız için söylüyorum. Evet.
Ama bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak ister belediye başkanıyla, ister okul müdürüyle veya defalarca biz parlamentoda şunda bunda görüşmelere gittik. Ne için bizi kabul ettiler? Kaç sene önceydi? Bu senin dönemin. Benim dönemim. Şimdi yine gidiyor arkadaşlarımız. Bakın şöyle söyleyelim. Genelleyip de bunları zan altında bırakmadan dünkü kadar samimi olmadıklarını söyleyebiliriz. Buna katılırım. Okey. Buna katılırım. Evet. İlk kuran arkadaşlarımız bütün varıyla, yoğuyla, zamanıyla teşkilatlar için vardı. Evet, para da almadan. Benim bir sözüm vardır. Evet. Teşkilatta teşkilatçıları eleştirirken arkadaşlarımızı eleştirenlere şunu söylemiştim. Bizim arkadaşlarımız evliya gibi insanlar dedim. O zaman da. Evet, niye? Saat 4'e kadar demir kucaklıyor, fabrikada çalışıyor. 4'ten sonra geliyor, 9'a kadar teşkilatın işleriyle uğraşıyor. Bir de yukarıdan siz baskı yapmayın diyorum. Profesyonel arkadaşlara, siz profesyonelsiniz. Burada 8 saatinizden sonrası Allah rızasıdır. Ama diğer vakitleriniz sizin nedir? Teşkilatçılık işidir. Burada dışarıdaki şeffaflığa gelince, biraz önce söyledik. Bakın, Alman polisi Berlin'de gidip de Mevlana Camii'ni 150 kişiyle basmasına gerek yok. 3 tane memurunu gönderir, gerekli evrakları alır. Bu bir gözdağıdır. Evet. Niye gözdağı? Güçsüz olduğumuz için. Size bak bir örnek veriyorum. Birbiriyle didişen insanlar diyor büyüklerimizden birisi hayırlı iş işleyemezler. Niye? Birbirinin gücünü nötralize ederler. Evet. Dolayısıyla ortaya bir şey çıkmaz. Sen onunla uğraşırsın, o onunla uğraşır. Bir bilgi kirliliği oluşturursunuz. Bu bilgi kirliliğinde kim doğru, kim eğri olmaz. Bu da ne yapar? Dışarıdaki vatandaşların şeffaf olmadığını düşünür. Biraz önce dedim yani her teşkilatın kendi içinde bir denetlemesi vardır, mekanizma. Şeffaflık konusu söyleyince sadece akla maddi konular gelmesin. Yönetimle ilgili gelir, seçimle ilgili. Nasıl seçim yapılıyor? Seçimde belli kişiler ekip oyunu mu oynuyor, diğerini mi oynuyor? Buna bakma. Liyakatlı insanlar olursa, ilim sahibi, oralara sadık insanlar olursa, istekli kişiler olursa bu işi bir adım ileriye götürülür. Bu olmazsa gün geçtikçe Avrupa'da alan daralması yaşıyor. Avrupa Türkiye'den dolayı Türkiye ile irtibatı iyi olan kuruluşları hedef tahtasına oturuyor. Bakın arkadaşlarımız ne kadar teşkilat içinde ben size söyleyeyim bilmiyorum ama 30-35 sene önce Sayın Türkeş'i salona koyup da konuşma yaptırmadılar Türk Federasyonu'nun şeyinde. Evet. Ondan sonra Erbakan Hoca'yı ve Milli Görüş'ü hedef tahtasına şu koydular. Şu anda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yaptırmıyorlar. Şimdi oraya geleceğim. Evet. Bugün ne yaptılar? Diyanete hedef tahtasına koydular. Kah casus dediler, kah şudur budur dediler. Nedir? Bu Aladana meselesine benzer. Bir örnek vereyim. Sarı öküz. Sarı öküz meselesi. Evet, sarı öküz. Bu sizin düzeni bozuyor demiş. Evet. Birini götürmüş, öbürünü götürmüş. En sonuncuya gelince baştaki şey demiş ki ben ilk o topal öküzü Aladana'yı verdiğimde kaybettiydi mücadele. Bakın şuradaki teşkilatların yapacağı bir şey vardır. Kimin başına bir sıkıntı geldiyse hemen yanında olmaları lazım. Oluyorlar mı? Oluyor. Ben kendi teşkilatıma sordum. Peki, bak kendi teşkilatıza. Bir gün, bakın ben öbürüne yapmadı dersem iftira olur, zan olur. Evet biz medyacıyız. Biz bir olsa biliriz. Olsa bilir misiniz? Evet. Ben söyleyeyim. O zaman teşkilatımızın genel başkanına ben bizzat telefon açtım sordum. Berlin olayıyla ilgili hayır, ne yaptınız? Hayır bir dakika. Demin başta dedim ki bak. Bak orada atladın sen. Evet. Bir teşkilatımız istisna dedim. Bakın. Tamam. Bakın siz o atladınız. O zaman katıldık. Siz atladınız. Biz... Bak bir teşkilatımız istisna bu konuda açıklama yapan dedim. Tamam. Şimdi. Bunların diğerleri nerede? Diğerlerini. Evet. Bakın. Diğerlerini dile getirin söyleyelim. Evet. Çağırın ben öbür konuşmamızda da dedim ki bu insanlar burada vatandaşına samimi bilgiyi vermeli dedim. Evet. İç işleyişlerine biz karışamayız. Dışarıdan üyesi olmadığımız bir teşkilat. Kendi teşkilatımızı biz sorgularız, eksiğini telafi ederiz. Varsa katkımızı sunarız ama öbürüne zanla bir şeyler söylemeyelim dedik. Ve Kemal Bey'i arayıp da ne yapılacaksa biz yanınızdayız. Bu konuyla ilgili bilmiş olun, geçmiş olsun diyen arkadaşlarımız var. Böyle olması lazım. Ben genel fikrimi söylüyorum. Bakın zamanında biz bu Yahudi İslam Cemiyeti Başkanı vardı. İknaş Bubis diye. Belki hatırlarsın. Şimdiki değil. Eskisi. Ben 20 sene öncesini söylüyorum. Bir toplantıda karşılıklı konuşurken bize şunu söyledi. Friedman'dı. Biz 30 bin kişiyiz Avrupa'da, Almanya'da 30 bin kişi bir kişiyik dedi. Evet. Siz 2,5 milyon insansınız ama karma karışık. 2,5 kişi bile değilsiniz. Buradan bu benim için bir hakaret ihtiva eder neredeyse. Türk kuruluşlarının şunu düşünmeleri lazım. Ya kardeşim ben milyonlara hitap ediyorum. Niye bir araya gelip de biz birilerini öne çıkarmıyoruz demesi lazım.
Bizden sıra geçmiş olabilir ama evet, bizim çocuklarımız bilgi bakımından bizden ilerideler. Dil ben, bakımından, bilgi dil bakımından bizden ilerideler. Evet, yalnız evet, bir eksikler var. Tecrübelerini biz aktaracağız. Tarihi bilgilerini biz aktaracağız. Tarih insanın geçmişidir. Avrupa bizim geçmişimizle ilgili ne yapıldıysa tarih tekerrür ediyor diyoruz ya bakın. Evet. Ya, bugün Diyanet'e sahip çıkacak Diyanet diyorsa. Bugün ister fikrine katılın ister katılmayın. Bizim devletimizin cumhurbaşkanı diye sahip çıkacaksınız. İçimizde eleştiririz. Ayrı mesele. O bizim. Ama bir başkasına eleştirmeyin. Eleştirmeyin. Ama sen Le Pen bakın. Le Pen Macron'un rakibi. Evet. Ve Cumhurbaşkanı karşısında Macron'a sahip çıktı. Ben bir söz söyleyeyim. Mısırlı kadının biri diyor ki ben evladıma intizar ederim ama amin diyenden de nefret ederim diyor. Ben kendi içimde gerekirse söz ile döverim, muhalefet ederim, siyasilere bir şeyler söylerim ama bir başkasının söylemesine de rıza gösterme. Evet. Mesele evet, budur. Peki teşekkür ediyorum. Sayın Dönmez, şimdi evet, Sayın Uluç dedi ki yani kendi aralarında tabii bir şeyler yapıyorlar. Yani şeffaf olup olmamak konusunda. Ama şu son dönemlerde görüyoruz ki kendi medyalarını kuruyorlar, kendi ticari kurumlarını kuruyorlar. Efendim fil dişi kuleleri var kendilerinin, orada yaşıyorlar. Bileri bu yağda bile böyle ama yani ne evet, böyle. Bu iş böyle olduktan sonra şeffaf olabilme şansları var mı? Evet. He? Var mı ya? Bana onu bir anlatın yani. Evet. Yani şimdi kendi medyasını kuruyor. Sen evet, neye medyayla senin ne işin var? Şimdi tabii senin evet, medyanın dışında herhangi bir sivil toplum örgütünde görev yaptın mı onu bilmiyorum. Ben mi? Heh. Ben UET'de de 3. dönem yani icra kurulunun da görev yaptım. Hem de Sayın Salih Bey'in evet, derneklerde görev yaptıklarını biliyoruz. Evet. Benim de yaptım yani. Bil. Ha, hem güzel, de UET'de de yani. Şimdi. Şimdi ben Belçika'da birçok derneğin ya kurucusuyum evet, ya yöneticiyim. Halen aktif görev yaptığım kurumlar var. Evet. Şimdi bakın Ömer Bey rol model derneklerden bahsetti. Evet. Haklıdır. Rol model dernekler var tabii. Evet. Biz de onları destekliyoruz. Onlara sahip çıkıyoruz. Evet. Yıllarca biz burada 500'ün üzerinde program yaptık. Evet. Yani o derneklerin temsilcilerini buraya taşıdık. Rol modeldi onlar. Evet. Niye yaptık bunları? Dertlerini toplumla paylaşsınlar. Biz evet, de onlara destek verelim. Evet. Onlara söz hakkı verelim. Onlar düşüncelerini insanlara anlatsınlar. İnsanları bilgilendirsinler, bilinçlendirsinler. Rol model derneklere hep beraber sahip çıkacağız. Evet. Ancak bunun dışında olan bir kitle var. Bizim derdimiz onlarla. Evet, aynen öyle. Yani senin de kastettiğin evet, onlar ya. Onlar evet. Şimdi oradan yürüyelim. Bakın. Yalova Üniversitesi'nde görevli doçent doktor Fethi Güngör 2010 yılında bir çalışma yapmış. Ciddi bir çalışma. O zaman Türkiye'de 150 bin dernek var. Müsaade verilmiş. Yani ruhsat verilmiş. Evet. 150 bin dernek. Yaptığı çalışmada bunun sadece 15 bine yakınının aktif olduğunu görmüş. Yani çok ciddi bir çalışma. Çanta, pasif dernek. Çanta. Tabii. Yani bu ne demektir? Her 10 dernekten biri kuruluş amacına uygun şekilde faaliyetler sunuyor, hizmetler sunuyor ama önemli bir bölümü bu amaçtan uzak. Şimdi bir tabela dernekleri olarak bir tanımlama vardır. Hepiniz biliyorsunuz. Evet, tabela, çanta dernek. Avrupa'da binlerce tabela derneğimiz var mı yok mu? Var. 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 Peki bu binlerce tabela derneği kaynak israfında bulunmuyor mu? Bulunuyor. Toplumdan talepte bulunuyor, para alıyor. Evet. Devletten para alıyor. Yani sen de diyelim sizin bir eğitimle yani alakalı. Yani verdiğin vergilerden tabii, para alıyor. Yani seninle birlikte kaynaklara talip evet, o kaynaklardan pay da alıyor ama hiçbir şey yapmıyor. Evet. Ne yapacağız şimdi? Bunları konuşmayalım mı yani? Konuşacağız. Yani o rol model değerli Ömer evet, Bey'in söylemiş olduğu, savunduğu bütün hararetle savunduğu derneklere sahip çıkacağız. Evet. Ama o tabela derneklerini de deşifre edeceğiz. Onları da eleştireceğiz. Şimdi buradan hareketle Milli Görüş. Yani Diyanet'ten örnekler verdim geçtiğimiz şeyde. Bunları tekrarlamıyorum. Milli Görüş. Evet. Bu arada değerli Milli Görüş camiasından önemli bir isim Hasan Ünal. Çok değerli evet, bir abimizdi. Allah rahmet eylesin. Hakkın rahmetine ulaştı. Mekanı cennet olsun. Evet. Camiaya başsağlığı dilerim.
milli görüş camiasında çok dostlarım var. Çok takdir ettiğim insanlar da var. Bugün Eyüzen Zolder'de Yusuf Birinci harika bir insan. Evet. Efendim Genk milli görüşte Ekrem Şeker harika bir insan. Çok da güzel görevler yapıyorlar. Burada milli görüşün eski genel başkanı Mehmet Seki Bayraktar'la birçok program yaptı. Tabii yolda Belçika'dan gidiş geliş evet. 300 kilometre. Biz burada yaptığımız programın dışında o 300 kilometrede saatlerce birçok farklı konuyu konuşuyoruz. Aradan yıllar geçtiği için şu anda da genel başkan değil, burada paylaşıyorum. Kendisine şunu yönelttim. Bakın ben Belçika'da bu derneklerde binlerce insanın parası heba oldu. Biliyorsunuz evet. Holding zedelerden evet. bahsediyorum. Bugün 30 milyarın üzerinde 30-32 milyar dendiği oluyor. Tam rakam bilemiyorum. Evet. Yani sizin o konuda net şeyiniz varsa söyleyin. Ama son derece ciddi bir kaynak heba oldu ve bu dernekler ve bu holdinglerin adeta üssü olarak kullanıldı. Evet. Sen genel başkan olarak, Belçika Milli evet. Görüş Genel Başkanı olarak buna niye itiraz etmedin? Niye müsaade verdin? Evet. Soru bu. Evet. Cevap peki neydi? Cevap şu. Ben sen ne kadar bu insanları mağdur insanlar olarak görüyorsan, böyle bir olaya üzülüyorsan ben de aynı üzüntüyü yaşıyorum. Bunu gündeme getirdim. Şiddetle karşı çıktım. Gücüm yetmedi. Evet. Ha, burada duracaksın. Evet. Bana kimse şunu söylemesin. Diyanet tartışılmaz. Milli görüş tartışılmaz. Kim demiş canım? Efendim Türk Federasyonu tartışılmaz. Yok öyle bir şey. Evet. Ben her şeyi tartışırım arkadaş. Evet. Eğer senin gücün yetmiyorsa o halde senin teşkilatında bir oligarşik yapı var. Evet. Evet burada söylüyorum. Bütün Diyanet vakıflarında Almanya, Belçika hiç fark etmez. Evet. Bu farkında olmadan Türk toplumun da ulaşamadığı, tam olarak anlayamadığı oligarşik yapılar oluşuyor. Ve bu oligarşik yapılar keyfi de faaliyetler yapabiliyor. Keyfi kararlar alabiliyor, uygulamalar yapabiliyor. İşte 30 milyarın üzerinde, euronun üzerinde bir paranın heba olması, binlerce insanın mağdur edilmesi, gözyaşı, evet. gözyaşı ne yapacağız şimdi? Konuşmayalım mı bunları? Konuşacağız. O halde bu teşkilatlarımızdaki oligarşik yapıları da masaya yatırmamız ve şeffaf olmalarını ve denetlenebilir olmalarını sağlamamız gerekiyor. Peki bunun denetlenebilmesi için tek bir soru soruyorum. Evet. Seçilenler kendileri mi gerçekten bir şey olarak ne diyeyim demokratik bir şekilde seçiliyorlar yoksa hazırlanmış belli bir listeden hiç kimsenin delegelerin efendim müdahale etmeden mi seçiliyorlar bunlar? Ya şimdi şunu masaya yatırmamız lazım. Evet. Ya, bunlar ciddi konular. Evet. Masaya yatırmamız lazım. Biz şu anda dini ve milli motifli evet. spor kulüplerinin evet. dışında. Ben şu anda bir spor teşkilatlarım diye spor kulübü üyesiyim. Evet. Ya bana ne Türkiye'den ne başka kimse karışmaz. Sadece sorumlu olduğumuz kurumlar evet. Futbol Federasyonu'dur ve Belçika Devleti'dir. Evet. Ve çok da rahatız. Eksiğimizi, güdüğümüzü ortaya koyarız. Ömer Bey'in dediği gibi denetleme kurulumuz vesaire evet. sistem işler. Evet. Ancak bizim şu anda büyük federasyon, yani Türk toplumunun hayatında bulunan ve hayatını birebir etkileyen sivil toplum örgütlerinin birçoğunun Türkiye ile de bağlantısı var. Yani milli değil, yerel değil. Evet. Siz ne kadar federasyon başkanı olsanız bile, bu işin başında olsanız bile nihai sözü burada Almanya'da söyleyemiyorsunuz. Evet. Ve çok başlılık. Ve kontrol edilemezlik bu farklı evet. yollara insanları, kurumları götürebiliyor. Peki teşekkür ediyorum. Geliyorum. Türk Federasyon Fransa'daki alınan karardan sonra hiçbir açıklama duydun mu? Şimdi bir şey ben duymadım. Duysam zaten haberlerde, ana haberlerde sunardım. Duymadım. Şimdi doğru söylemek evet. gerekirse ben de duymadım. Evet. Oradaki zaten şunu göz ardı etmemek lazım. Şunu Fransa'da yaşananlar normal bir süreç değil. Yani akıl, mantıkla açıklanacak bir süreç Fransa'da yaşanmıyor. İşte Sevim Dağdelen de Almanya için aynısını istedi bugün. Aynı şeyi yani. Talep etmesi evet, talep gayet normaldi. Sevim evet. Dağdelen'in menşeini biliyoruz. Yani evet. Bunu tartışmamıza evet. gerek yok. Evet. Dolayısıyla Sevim Dağdelen öyle bir şey talep ediyorsa gayet tabiatına uygun bir talepte bulundu. Evet. Hani tabiatı bunu gerektiriyor çünkü. Evet.
Onun için şaşırmadım. Burada özellikle uluslararası medyada, kamuoyunda gündem yapacak maalesef Almanya menşeli en azından şunu söyleyebilirim. Çatı kurumlarımızdan bir açıklama olmadı, bir tepki olmadı. Onların Fransa kollarından da bir açıklama gelmedi. Dışişleri Bakanlığı'nı sert bir dille bu konuyu kınadığını ifade ettiler. Dışişleri Bakanımız da bizatihi bu konuyla ilgili olarak da bir duruş gösterdi, sağ olsunlar. Yalnız bir şey unutmayalım beyler. Şimdi bakın biz İslamofobiyanın zirve yaptığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet. Yani tüm dünya 11 Eylül sürecinden sonra şu anda gelmiş olduğumuz nokta İslamofobiya ve beraberindeki getirdiği Türk düşmanlığı artık Avrupa'da hem zirve yaptı hem de popülist siyasete ciddi manada etki gösteriyor. Evet. Düşmanlık o anlamda sıradanlaştı ve ayrımcılık içselleştirildi. Dolayısıyla düşmanlığın sıradanlaştırıldığı, ayrımcılığın içselleştirildiği bir ortamda tüm siyasi kodlar, yani bu Almanya için de geçerli, Fransa için de, Belçika, Hollanda için de geçerli, tüm siyasi kodlar bu zihniyete göre şekilleniyor. Ve mevcut kanunlar da bu zihniyetin vermiş olduğu işaretle yorumlanıyor. Fransa'da şu anda bizatihi bunu yaşıyoruz biz yani. Tamamıyla ayrımcılık ve düşmanlığın vermiş olduğu şeylerdir bunlar, sonuçlardır. Dolayısıyla bizim sivil toplum camialarımızla yönelik eleştirilerimiz olurken, sivil toplum camialarımız güncel gelişmeleri yönelik konumlanmasında da sıkıntı var. İster istemez böylesi sıkıntılı bir süreçte her ne kadar şeffaf olmasını talep etsek bile çatı kurumlarımız bir anlamda içine kapanıp bir vaziyet almaya başlıyor. Çünkü diyor ki... Ha, tamam bu şimdi böyle. Ondan önce ne nasıldı muhakkak, yani? Muhakkak öyle. Şimdi, ben, bu şimdi öyle. Amen. Oraya katılıyorum. Evet. Tabii ki bu temelde yani bu sıkıntıları bakın kişilere endeksi bir sıkıntı yok yapılarımızda. Zihinsel, fikirsel bir değişim ihtiyacı olduğunu onun için ifade ediyoruz. Yani şu anda yaşamış olduğumuz süreçte aslında teşkilatlarımız çok hızlı, çok seri hareket edebilecek bir konumda olmaları lazımdı. Birlikte çok, hareket edebilmelilerdi. Evet, yani en azından ortak paydalarımızda. Yani sivil toplum camiaların farklı misyonları olabilir. Ama ortak paydalarımızda Avrupalı Türkleri temsil eden veya göçmen grupları temsil eden çatı kurumları çok seri hareket edebilecek bir mekanizma oluşturmaları gerekirdi. Bu zamana kadar geliştirilmedi. Biraz da bu basiret meselesidir beyler. Evet. Yani eğer basireti kapalı yöneticiler vallahi, siz teşkilatların başına getirirseniz önüne gelecek sıkıntılarda da bu şekilde sınıfta kalır, iflas ederler. Bunu kötü niyetli olarak da algılanmayın. Yani ben mevcut yöneticilere de kendilerini o anlamda bir sorgulaması gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Ve biraz da empati yaparak onları anlamaya çalışıyorum. Peki yani, ekipler nasıl peki Sayın şimdi, Altılışık? Ekip meselesi var ben bir de. Yani, arkadaşlarıma ben yani bunların bir çeyrek asırdır neredeyse sivil toplum kuruluşları içerisinde yer aldım. Yöneticilik yaptım, başkanlık yaptım, sivil toplum camiaları kurdum. Ve şunu fark ettim. Sivil toplum camialarında gayri ihtiyar, profesyonel olmayan yapılar içerisinde olan, gönüllülük esasıyla hareket eden kardeşlerimiz maalesef belli bir noktadan sonra tıkanıyorlar. Neden tıkanıyorlar? Çünkü konuya vakıf bir bilgi birikimine, bilgi havuzuna sahip değiller ve o yeterliliği de gösteremiyorlar. Gösteremeyince de ne oluyorlar? Alternatif arıyorlar. Sizler de takdir edersiniz ki yani günümüz döneminde biz şu anda Avrupa'da dördüncü nesil yaşıyoruz. Biz sivil toplum camialarımızda ne üçüncü ne dördüncü nesile kucaklayamadık. Bakın bu çok önemli. Kucaklayamadığımız için bu yetişmiş olan bu nesil, üçüncü nesil ve dördüncü nesil hem toplumumuzdan uzaklaşıyor, yani Avrupalı Türklerden uzaklaşıyor, aynı zamanda da Avrupa'dan da uzaklaşıyor. Yani bulunduğumuz ülkelerde, bakın şöyle bir istatistik veri var, 1960'lı yıllarda beyin göçü Avrupa'ya yönelik, özellikle Almanya'ya yönelik çok yüksek düzeydeyken, şu anda özellikle son neredeyse 10 yıldır, çok iyi yetişmiş, çok iyi eğitim almış, birikimli gençlerimiz Avrupa dışına çıkıyor. Birçoğu Türkiye'ye dönüyor veya başka kıtalara gidiyor veya başka ülkelere gidiyorlar. Yani dolayısıyla konjektürel olarak da
Avrupalı Türkler şöyle bir kısır döngünün içerisine bırakılıyor. Bizim gelmiş olan birinci neslimiz iyi niyetli, dava insanlarıydı, dava büyüklerimizdi. Ama yeterli ne ekonomik rahatlığa sahiptiler ne de bilgi birikimine sahiptiler. Ömer Bey'in söylediği gibi demirlerle uğraşıp daha sonra kendi saatlerine... Yani ilk dönem öyleydi. Her birinin ellerinden öpüyoruz. Evet. Çok değerli çalışmalar yaptılar bunlar. Evet. Peki 2 ve 3, şu anda 3 ve 4. nesile gidiyoruz. 4. nesli yetiştirmiş olduğumuz gençler artık o 1. neslin alın teriliyle oluşturmuş olduğu bu yapılar içerisinde bunları tutamıyoruz. Tutamadığımız gibi gelecek endişesiyle bu gençlerimiz... Tutamıyoruz mu, almıyorlar mı? Yani kısmen... Onu da sorgulamak lazım. Yani, tabii ki bu fikirsel dönüşümden bahsederken bunu da ifade etmekte fayda var. Bakın bu insanın tabiatında vardır. Eğer karşındaki bir insan, yani bu kimse ben öyle değilim diyemez. Karşındaki bir insan nitelik olarak sizlerden daha iyi bir konumdaysa, yani bilgi birikimi itibariyle, deneyim itibariyle daha iyi bir konumdaysa onu kabullenmek... Gerçekten birçok insan için çok zor. Yöneticiler için de hakeza öyle çok zordur. Bir şey söyleyeyim mi? Araya son gireyim. Olarak da şunu da ifade edeyim. Biliyorsunuz yani teşkilatlar da böyledir. Son sözü başkan söyler. Evet. Genel başkan söyler. Niye son sözü genel başkan söyler? En nihayetinde genel başkan zaten o iradeyi tahakküm eden kişidir. Yani. Zaten söyleyeceği hazır. Hazır. Önceden hazır. Ama bizim bazı çok değerli vasıflarımızı da unutuyoruz. Onu da fark ediyorum. Her ne kadar kağıt üzerinde olsa bile biz maalesef son yıllarda hem teşkilatlar içerisinde hem üyeler arasında hem vatandaşlarımızla istişare kültürümüzü o mekanizmaya geliştiremedik. Çok zayıf tuttuk. Ben inanıyorum eğer istişare kültürümüzü çok daha iyi bir noktaya taşımış olsaydık, yani yöneticilerimiz kendi aralarında bunu istişare edip dışa açılmış olsalardı, üyelerine açılmış olsalardı, üyeler bunu etrafındaki insanlarla istişare etmiş olsaydı ve gönüllülük esası çok önemlidir tabii ki. Ama çalışmalar artık günümüzde özellikle çatı kurumlarında görev alacak kardeşlerimiz bu işi profesyonel yapmak zorundalar. Gönüllülük esası elbette çok önemli bir noktadır ama bunu profesyonel tabanda yapmalısın. Çünkü sen rekabet ettiğin veya mücadele ettiğin alanda işin uzmanları ve erbapları vardır. Böyle bir kısır döngü içerisindeyiz. Empati yaptığımızda bu içe dönük bir yapının, bu şeffaf olmamanın altında yatay nedenlerden bir tanesinde bunu olduğunu düşünüyorum. Peki teşekkür ediyorum. Ben senin geleceğim Sait Bey size zaten son 3 dakikamız yani size 3 dakika kalıyor ama devam edeceğim sizinle. Cemaatlerde bu tür kurumlarda iş çime benzer. Çimin içerisinde otlar, bazı otlar yukarı doğru çıktığı zaman çim biçme makinesi gelir lap diye alır gider. Bu iş bu kadar net. Demin senin söylediğin vardı ya hani işine gelmez. Bu işler böyledir. Bildiğim için, yaşadığım için bu işleri çok iyi bilirim. Doğrudur yani. Evet efendim siz ne diyeceksiniz? Aynı konuları bu şimdi, son 3 dakikada. Evet. Şöyle kısa bir eleştirel bakış getirmeye çalışayım. Şimdi arkadaşlar her şeyden önce sivil toplum örgütü nasıl olmalıdır diye bir soru sormamız lazım. Soralım. Şimdi az önce arkadaşların açıkladıklarını da gündeme getireceğim. Şimdi sivil kuruluş örgütlerimiz arkadaşlar tarafsız, kar amacı gütmeyen, herhangi bir siyasete bağlı olmayan nitelikler taşımalıdır. Var mıdır? Şimdi neden yani şimdi neden? Örneğin az önce... galiba Hüseyin Bey söyledi ki mesela Türkeş'i gelip konuşturmamışlar salonda ya da Erdoğan Ömer Bey söyledi. Şimdi arkadaşlar orada Türkeş'i de konuştururlardı onun karşılığında Ecevit'i de oraya getirselerdi ya da Erdoğan'ı konuşturmadı dediniz. Erdoğan'ı konuştuğu yerde Kılıçdaroğlu'nu ya da SPD'den birisini getirseniz yani bu kıstasları da göz önünde bulundurmalıyız. Şimdi ne yapıyoruz? Nasıl tarafsız olunuyor? Tarafsız olamıyoruz. Örneğin birçok kurum, kuruluş, dernekler proje bazında çalışmaları yaparak herhangi yerlerden yardım alıyorlar. Çünkü bunu yapmamaları gerekiyor. Ne yapıyor? Para kaynak bulamayınca Avrupa Birliği bazında yapılan derneklerle ilgili projelerden para elde ederek işlerini yürütmeye çalışıyor. Ne yapmış oluyor? Bir yerde bağımlı duruma geçmiş oluyor. Ki derneklerin kesinlikle sivil örgütlerin toplum örgütlerinin kesinlikle bunu yapmaması gerekiyor. O zaman kendi görüşlerini bağımsız olarak dile getiremez oluyorlar. Bir taraf, diğer taraftan da
özellikle dini açıdan, cemaatler açısından da bizim cemaatlerimiz nedense Türkiye'ye bağlı, odaklı bir politika izliyorlar. Yani hep siyaset nerede, hangisi güçlüyse o şekilde bir istikamet belirliyorlar. Böyle olunca da bu sefer bulunduğumuz ülkedeki inandırıcılığımız evet. kaybolmuş oluyor. Evet. Yani şimdi bu sivil toplum kuruluşları arkadaşlar bir kere siyasetten her alanından uzak durmalı ya da hepsine eşit şekilde görünmelidir. Yani ben burada Erdoğan da konuşsun, Kılıçdaroğlu da konuşsun, Refah Partisi'nin de başkanı konuşsun, diğer partilerin de resmi olan hepsi de konuşabilsin. Avrupa'daki partiler de gelip konuşabilsin. Evet. Bir kere bu tarafını da dile getirmemiş gerekiyor. Ayrıca... Ama ben bir şey ekleyeyim burada. Seçimler olduğu zaman Sayın Kılıçdaroğlu da gelip Esen'de. Ben gittim kendisiyle görüştüm. Konuşma yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız da geldi yaptı. Yani siyasiler geldiler o zamanlardan. Gelip konuşma yapabiliyorlardı. Şimdi yapamıyoruz. Şimdi o biraz da şöyle farklı. Evet. Biraz da gençler konusuna. Ona başka zaman evet. gireriz. Gençler neden ilgi duymuyorlar? Bir eğer vaktimiz varsa... Gençler neden ilgi duymuyorlara reklam arası vereyim? Evet. Ondan sonra başlayayım size. Tamam. Neden gençler ilgi duymuyorlar? Çünkü albenisi zayıf. Gençleri dışlıyoruz. Evet. Evet sevgili seyirciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. DC Consulting GmbH'nın sunduğu Avrupa Masası devam edecek. Sevgili veliler ve çocuklar, işte DİTİP Verlak'tan rengarenk resimler eşliğinde çocuklara uygun şekilde tasarlanan peygamber hikayeleri. 10 kitaptan oluşan bu set Almanca ve Türkçe olarak hazırlandı. Mağazalarımız veya online alışveriş sayfamıza bekliyoruz. Sipariş için zsushop.de. Pimapen kapı pencere panjur sistemi. Teras ve kış bahçelerinde en yüksek kalite, en iyi hizmet ve profesyonel ekibiyle Mengeder Festerbau yaşam standartlarınıza katkı sunar. Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanına teslimat mümkündür. Yaptığı işlerdeki ısı tasarrufuyla bütçenizi düşünen Mengeder Festerbau 40 yıllık dost. Yetim deyince, muhtaç deyince kalbimizin çok özel bir parçasının tam da burada kopması gerekiyor. Çok küçük bir çabayla, belki sofranızdan atacağınız bir yemeğin masrafıyla burada sevindireceğiniz o kadar çok kalp var ki böyle yüzünde tebessüm oluşturacağınız o kadar büyük fırsatlar var. Onlara iyi bakın ve şimdi bağışın. Yayladan yine bir yenilik. Yayla peynirli su böreği. El yapımı, malzemesi bol, enfes tereyağında çıtır çıtır nefis peynirli su börekleri. Yayla peynirli su böreği. Lokmalar küçük, keyifler büyük. Şimdi banka havalesi yoluyla bağış yapın. Islamic Relief. Birlikte daha iyi bir gelecek için. Tasarımıyla, yeni çizgisiyle yine çok şık, yine çok rahat. İstikbal dünyanın yıldızı demek. İstikbal her dilde ev demek. İstikbal o.
herkes ballandıra ballandıra onu anlatıyor. Kimi balım benim diyor, kimi peteğim. Bir kaşık alan tadını, iki kaşık alan adını hiç unutmuyor. Çilol olsun, afiyet bal olsun. Kaynasın çaylar, taşsın muhabbet, hiç durma sen de tazele. Tazele sevdanın eliyle, yeah, yeah. Tazele dostum deliyle, taze. Tazele yemeğin tereyle, tazele tazele demdemle. Her demde demdem. Siz sadece isteyin. Sizin yerinize uluslararası danışmanlık şirketi DC Consulting GmbH gerçekleştirsin. Muhasebe, vergi hukuku danışmanlığı, GmbH kurma, büro servisi, işlem takibi, şirketlerde uluslararası işbirliği ve gayrimenkul alım satım konularında en iyi ve güvenilir hizmetleri sizlere sunuyoruz. Yılların tecrübesini sizlerin hizmetine sunduk. DC Consulting GmbH. Günlük balık, taze balık, Pasifik. Biz bu balığın tazeliğini sevdik. Pasifik Z-Fish. Sofralarınızdan eksik olmasın. Balıkçılıkta öncü firma Pasifik Z-Fish. Bitüferlak'tan yepyeni rengarenk ve eğitici çocuk kitapları, kıtırla pıtır hikaye seti, çocuklar için Kur'an terimleri sözlüğü, hikayelerle çocuklara 40 ayet, evinde saklı bilim ve çok daha fazlası. Her biri özenle Almanca ve Türkçe olarak hazırlandı. Sipariş için zsushop.de. Home Design Akaslan Mobilya Kadıncayı sunar. Nefes terapisi nedir ve faydaları nelerdir? Özgüven eksikliği nedir ve tekrar nasıl kazanılır? Saçlardaki en önemli sorun nedir? Saç ve topuz tasarımlarında nelere dikkat edilmelidir? Bir Gül İlan ve Selda Hava Üzün sunumu, kişisel dönüşüm uzmanı Özden Okumuş ve usta kuaför Savaş Kırmızıdam'ın katılımlarıyla Kadınca, pazar günü sabah saat 11'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Avrupa'da Müslümanları zor günler bekliyor. Yaşanan terör olaylarının faturası Avrupalı Türklere mi kesilmek isteniyor? Fransa'nın ülke ocaklarını kapatmak istemesine Türk STK'lardan hangi tepkiler geldi? Devlet tarafından dernekler kapatılırsa gayrimenkuller ve mal varlıkları devlete mi kalır? Milyonlarca gayrimenkulü olan derneklerimizin hukuki güvencesi var mı? İhsan Kılıç ve Safiye Ulufer'in sunumu, Ali Osmanya'yla, Recep Ateş ve İbrahim Taş'ın katılımlarıyla Avrupa Baskısı Haftanın ardından pazar günü saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Başkent Berlin'den hepinizi selamlıyorum. Bundan böyle Berlin Aktüel programıyla her hafta sizlerle olacağız. Kanal Avrupa ekranlarında yepyeni bir program Berlin Aktüel. Başkent Berlin'de sosyal ve siyasal çalışmaların sokağa yansıması. Başarılı girişimcilerin hikayeleri, sokak röportajları, şirketler, dernekler ve sosyal etkinliklerin tanıtımı. Erdal Çakıroğlu'nun sunumu ile Berlin Aktüel, pazar günü saat 21'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da. Siz de bizi sosyal medyada takip edin. Avrupalı Türklere özel hazırlamış olduğumuz programlardan, haberlerden, reklamlardan ve sürprizlerden haberdar olun. Avrupalı Türkler Kanal Avrupa izler. DC Consulting GmbH'nin sunduğu Avrupa Masası devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Son bölüm. Sait Bey sizde kalmıştık, unutmadım. Evet, gençler unutmadım. Neden ilgi duymuyor? Evet.
buna geçmiş. O zaman gençler neden ilgi duymuyor? Ben kısaca şöyle bir geçiş yapayım. Birkaç açıklamada bulunduktan sonra tüm arkadaşlarıma söz hakkı verilmesini sağlayacak şekilde konuşalım. Şimdi, bence 25 dakikayı konuş, 5 dakikayı onları da bölüştüreyim. Hayır, ben 5 dakika konuşayım, diğerleri de anlatsınlar. Şimdi arkadaşlar, gençlerin ilgisini seçecek herhangi bir şey yok ortada. Ben birkaç deneyimimi size anlatayım. Ben de 93 yılından beri bu STK'lar içerisinde çalışan bir insanım. Yıllar önce spor kulübü de kurmuştuk. Gençleri o arada bir araya toplayıp... Kesin Trabzonspor Derneği miydi? Trabzonspor Derneği değildi. Öyle de bir şey yok. Herkesin yaşadığı değişik, ülkemizden değişik yerlerden gelen insanların yaşadığı yerlerde bunu yapmak o kadar kolay değil. Doğru da bulmam. Şimdi bulunduğumuz yerde yer sorunu vardı. O zaman Zikburt Camisi bize kendi bir yerini verdi ve orada spor kulübümüzü kurduk. En azından gençlerimiz de oraya gelsinler. Yani futbol oynasınlar, kendi kültürlerini de tanısınlar. Hiç unutmuyorum, o cami altında gençler gelip bir tane kulübümüz vardı. Bilardo oynuyorlar. Langırt oynuyorlar. Yani. Derken bir gün bir tanesi cami yönetiminden şunu söyledi. Dedi ki, ya dedi, bu gençler geliyorlar buraya. Langırt oynuyorlar, bilardo oynuyorlar, kumar oynuyorlar ama gelip buradan camide namaz kılmıyorlar. Şimdi bu bir örnekti. Bunu derseniz oraya gençler gelmez. İkincisi derneklere ilgi duymaz. Hatta şu bizim dinimiz tebliğ dini, zoraki bir din değil. Değil. Şimdi yani ben dini açıdan biraz sosyal görmek istiyorum olayı. Evet. Bir başka örneğim de ben ismini vermeden konuşayım. Önemli bir çatı kuruluşumuzla ilgili. Bir gencimiz Almanya'ya master yapmaya geliyor. Geldikten sonra ilk 10 günden sonra kalacak yeri yok, bulamıyor ve parası da bitiyor. Yardım istemek, nereden yardım isteyebilir düşünürken önemli bir çatı kuruluşumuzu arıyor. Yardım isteniyor oradan. Bu genç arkadaşımız da kendine göre böyle pek inançlı birisi olmayan bir arkadaş. Ve bundan şunu istiyorlar oradan. Eğer bizimle beraber tüm toplantılarımıza katılırsan, 5 vakit namazını kılarsan, şimdi kılarsan ve de 4 kişiyle aynı odada 450 euro para da ödersen seni burada kabul edebiliriz. Bakın diğer Avrupa'daki sivil inisiyatifler, kiliseler ya da benzeri yerler insanlara başka türlü hizmetler yaparken bizim çatı kuruluşlarımız yapması gereken görevinin doğrusunu yapmıyorlar. Belki yanlış insanla konuşmuş olabilir tabii, onu da göz ardı etmemek lazım. Ama altında Porsche kullanan gençlere burs falan verebiliyorlar. Yani onlara geleceğiz daha sonra. Şimdi yani bu ülkemizden gelip buradan mahsus kim olursa olsun sahip çıkılması gerekiyor. Bunun ötesinde arkadaşlar bir de sorun şu var. Evet. Biliyorsunuz dernekler yasasına göre Almanya'da kurulan dernekteki kişiler eğer Avrupa Birliği ülkelerine ait insanlar değillerse, yani diyelim ki tamamı yarısından çoğu yabancı ise, yabancı dernek statüsünde tutulduğu için ayrıca buradaki yasaların sıkı bir denetimine tabi oluyor. Yani normal bir Almanların kurduğu derneklerin yaşadığı rahatlığı bizim gibi dernekler yaşayamıyor. İnanılmaz denetim var. Baskı da var. Bunu da yapsınlar. Evet, ona da karşı değiliz. Yapsınlar. Ama ne olabilir? Şimdi gençlerimiz Alman vatandaşı artık oluyorlar doğduktan sonra. Dolayısıyla gençlerimiz işte bu doğrultuda bu derneklerin içerisine çekmeliyiz ve bütün bilgi birikimlerimizi Hüseyin Bey'in de az önce anlattığı gibi arkadaşlara aktarmalıyız. Aktardıktan sonra bu bilgi birikimler sadece din ekseni üzerinde olmaması gerekiyor. Sorun zaten biraz da burada. Ya diğer sorunları anlatma. Yani gençlerin mutlaka bu alanı yoktur. Gencin istediği farklı bir dünya vardır. Ona yönelelim. Sosyolojik olabilir, psikolojik olabilir, ders konusunda olabilir. Sosyal danışmanlar olmalı böyle yerlerde ki büyük vakıflardan bahsettik. Almanya'da ben o notu verecektim. Almanya'daki vakıf sayıları arkadaşlar, Almanya'da 18 bin tane vakıf var. 629 bin tane kayıtlı dernek var. Benim elde edindiğim bilgilere göre. Ve Türk mü yoksa genel? Almanya genelinde 18 bin vakıf. Ne kadarı Türk?
şey. Ben şimdi onu araştırma tam bulamadım. İstedim, bulmak istedim ama bulamadım maalesef. Çok ama var. 23 milyon 500 bin tane de bu Alman vakıf ve derneklerine üye olan insan var Almanya'da. Şimdi büyük bunlar rakam. Büyük bir rakam. Ve bunu Türkiye oranını da vermişler. O da var elimde ama şimdi olay şu arkadaşlar. Gençlerimizin ilgisini çekecek şekilde bunu yönlendirmeliyiz. Yani bir şimdi camiye hep bir tane cenzimiz gelse, hep bir şekilde saçlarını kestirmiş, ne tepki gösteriyoruz arkadaşlar? İşte bunun önüne, yani şeklen yapılacak tepkilerden uzak duracak. Yani o insana insan olarak değerlendirecek şekilde davranmadığını sürece, bu cami dernekleri olsun, diğer dernekler olsun, ön yargılı olduğumuz sürece kaybedeceğiz. Gençleri alamayız aramıza diyorsun. Alamazsınız. Çünkü onların dünyasına yaklaşmadığınız sürece bunu hiçbir zaman başaramayacaksınız. Dolayısıyla Alman vatandaşı olup iyi Almanca bilen, belki de bizleri değişik yerlerde en iyi şekilde temsil edebilecek bu gençlerimizi kaybetmiş oluyoruz. Kaybediyoruz. Onun için yanlış kişiler yanlış doğru yerlerde var. Ve az önce olması gereken yerlerde var. Az önce bizi izleyenlerden bir kişi izleyicimiz şunu sormuş. Büyük çatı kuruluşlarını yöneten derneklerin katında iyi Almanca bilen var. İnsanlar var diye soruyor. Yok neredeyse. Ki birçoğumuz bunu biliyor. Ben böyle yerlerde zaten böyle gençlerimizi oraya seçerek iyi Almanca bilip belirli birikimi de onlara aktarırsak bizi başarıyla temsil edeceklerini düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben tamam, iyi Almanca bilmesi önemlidir ama bana göre vizyonu çok iyi olabilen insanların birlikte hareket etmesi lazım. Vizyon ve ekip meselesi bu iş. Gençleri de bu işin içerisine çekmek lazım. Gençlerden devam edelim biz isterseniz. Evet. Oraya geçiyorum, seni atlıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, biz bugünkü teşkilatlarımıza STK'lara uzaydan yönetici getirmeyeceğiz. Evet. Malzememiz elimizde. Bu malzemeyle iş yapacağız. Bugünkü gençlerle beraber çalışacağız. Bugünkü yaşlılarla çalışacağız. Evet. Biz ancak şu tecrübeyi aktarabiliriz. Arkadaşlar, belli bir şekilde hizmet edenler kenara çekilmeyi bilmeli. İlla ki birileri gelip onu zoraki kenara itmemeli. Önünü açmalı gençlerim. Önünü açmazsan, tabiri caizse, bakın işte sıkıntımız orada kaynaklanıyor. Hep iş dönüp dolaşıp geldiği yer, hani bir söz vardır, hamarmut gibi boğazına duruyorsun der. Evet. Genç bir şey söyleyeceği zaman hala çocuk gibi görür de, sen bu işi ben senden daha iyi biliyorum dedim. Yok o iş olmaz dedin gidin, genç bizim gibi değildir. Biraz daha teşkilatçılık anlayışı da yoksa sizi iknaya uğraşmaz. Kendini geriye çeker. Evet. Geriye çektiği zaman bir daha oraya katkı sunmaz. Ama en önemli şey nedir biliyor musun? Benim en çok sıkıntısını çektiğim, Avrupa'da gördüğüm bir sürü hukukçumuz var. Hiçbir STK'ya katkı sunmuyorlar. Bir sürü doktorumuz var, hekimimiz var, eğitimcimiz var, mühendisimiz var. Bunlar tuzu kuru diye bir tabir var değil mi? Tuzu kuru insanlarımız. Evet. Bunlar STK'ları tabiri caizse angarya olarak görüyorlar. Ya kim vaktini burada öldürecek diye. Hayır öyle değil. Yani zaman zaman bana şu soruyu sordukları oluyor. Ya yıllarınızı buraya verdiniz, elinize ne geçti? Ya bu öyle aptalca bir soru olur mu? Elinize ne geçti diye. Biz oralarda çoluğumuzu çocuğumuzu yetiştirdik. Elimize bir şey geçsin diye yapmadık. Elimize bir şey geçsin diye olmadı. Bizzat kendi elimizdekilerini oraya harcadık. Şimdikiler ama elimize bir şey geçsin diye. Orada yattık kalktık yerine göre hizmet ettik. Evet. Eskiler işte arının bal yaptığı gibi hizmet etmişler. Evet. Arının balın kıymetini bilmediği gibi bu teşkilatların temellerini atmışlar. Evet. Bizler bir yerlere getirdik. Bizden sonrakiler daha ileriye götürecek, daha iyi kurumsallaşacak diyoruz. Ama burada bize düşen vazife bunları orada tutabilmenin yolu diyoruz. Herkesin katıldığı şey nedir? Ortak dili kullanamıyoruz. Gençlerimizin çoğu şu teknolojinin esiri olmuşlar. Kitap okuma yanına yaklaşmıyorlar. Halbuki İslam'ın ilk emri okudur. Bizim milletimiz de okumadan o kadar uzak duruyor. Evet. Yani okusa bilse Avrupa'daki durum nedir? Ufku, vizyonu açık olsa o insan kendiliğinden gelir bilgi sunar. Ama siz onu oraya yaklaştırmazsınız. Sizin söylediğiniz en büyük sıkıntı budur. Belli teşkilatlarda 70 yaşına gelmiş hala orayı işgal eden insanlar görüyoruz. Evet. Ya ne işiniz var? Bırakın da biraz daha genç, dinamik arkadaşlar, Avrupa'yı tanıyan, vizyonu olan arkadaşlar oralarda bir hizmet etsinler. Hep geliyoruz, ne yapıyoruz? Almanlarla ilgili mücadelede takılıyoruz. Almanın karşısına mantıklı bir fikirle çıktığınızda itiraz edemeyecek. Edemeyecek. Ben şuna şahit oldum. Siz
haksız olduğumuz için sizin hakkınızı vermiyor değiliz diyor milletvekilinin biri. Evet. Biz oy aldığımız toplumu ikna etmemiz lazım diyor. Yani siz bu topluma haklı olduğunuzu, sizin de vergi veren mükellefler olduğumuzu ispat edeceksiniz ki hakkınızı alabilirsiniz. Sizi yani rahat bir ortamda kabul etmişler, Gastarbeiter demişler. Alman bir gün bile misafir etmez adamı. Hala Gastarbeiter lafını kullanıyorlar. Niye? Çünkü öyle yerleşmiş. Yani benim notumda ben aynı istihbaratı sordum. %55'i buradaki gençlerimizin Alman vatandaşı. Zaten 2015'ten sonra doğanlar yeni yasaya göre otomatik olarak vatandaş oluyorlar. Evet. Tercih sistemi evet. geliyor. Evet. Yani şimdi yetiştirirken çocuklarımızı bakın iki örnekle ben noktalayayım. Orhan Bey kucağına bir kuzu alıyor. Kuzuyu annesine yani koyunun yanına götürüyor. Yoldaki Türk tarihinde geçmiş bir olaydır. Köse Kadı diye hakkında kitap da yazılmıştır bu kişinin. Diyor ki çocuk nereye götürüyorsun sen bunu diye soruyor Köse Kadı. Papazdır o zaman. Diyor ki bunun annesi bunu özlemiştir diyor. Ben annesine götürüyorum diyor. Benim annemin beni özlediği gibi diyor. Bu da annesi de özlemiştir oraya getiriyor. Bunu sana kim söyledi diyor. Annem söyledi diyor. Annem söyledi diyor. Köse Kadı o zaman kafaya dank ediyor. Yahu diyor bir hayvanın bile annesinin özleyeceğini düşünecek kadar büyük bir medeniyetin mensubuysa bu insanlar bu din haktır diyor. Müslüman olduktan sonra Köse Kadı olarak yani kadılık hakimlik evet, biliyorsun. Evet. Hakkında da kitap yazılmıştır. Meşhurdur Köse Kadı evet. Hazreti. Bakın siz gencinizi böyle yetiştirirseniz o genç 21 yaşına geldiği zaman bir Fatih'in torunu olduğunu bilir. Ya İstanbul beni ya ben İstanbul'u diyecek duruma gelir. Ama bugün biz 20-25 yaşındaki gencimize hala çocuk gözüyle bakıyoruz. Bir fikir söylediği zaman hamarmut gibi boğazına duruyoruz. Bilgisinden istifade etmiyoruz. Dolayısıyla ben yerimi terk etmeyeyim veyahut da ben söyleyeceğim o tutacak diyoruz. Hayır o iş bitmiş oldu. Evet. Biz tecrübe aktarırız. Arabanın direksiyonundaki çocuklar gençler olmalı diyorum. Evet. Bu çok önemli ama en önemlisinde şunu söylüyorum. Zaman zaman bu kelimeyi kullanmak bile istemiyorum. Bir araya gelip Allah'ın ipine sarılın buyurup da millete bunu anlatıp da bir araya gelip de şu topluma önderlik yapmıyorsa ihanet budur yani söyleyeceksen. Evet doğru söylüyorsun. Bu çok önemli bir şey. Teşekkür ederim. Hüseyin abi sana geleceğim ama bir şey hatırlatmak istiyorum bu sözün buyurun. Üzerine. Biz o zaman yönetimdeydik hatırlarsam Süleyman Arslan da başkandı. Bir bütün çatı örgütlerini bir araya getirip İşte bu İslami konularda Almanya'da işte tanınması konusunda bir çalışmalar yaptık. Hatırlıyor musun? Evet. Şimdi hatırlıyorsun değil mi? Bir araya gelemedik yani. Gelemedik. Çünkü farklı multiplikatörler vardı arada. Onu da ifade edeyim ama bir şey. Ömer Bey sadece tamamlayıp konuşma hakkı bana geçmesin. Hüseyin Bey'in lafını kesmeyeyim de. Eğer siz şunu diyorsanız, sivil toplum çatı kuruluşları Alman siyasilerle münasebetleri arzu edilen düzeyde değil, Ömer Bey orada yanılıyorsunuz, öyle değil. Yani işin rengi öyle değil. Ben istisnası tüm çatı kuruluşlarımız bilakis siyasilerle yakın işbirliği içerisinde çalışıyorlar ama niyet halis olmadığı için... Bir araya gelmiyorlar değişimin sebebi o. Ama bakın bir araya gelmemenin sebebi bak. Bir önceki konuşmamda da dile getirdim. Oraları bir istikbal kapısı, geçim kapısı görürseniz... Biraz önce siz işin maddi yönüyle ilgili söylüyor, ben maddi yönünü söylemiyorum. Sadece bura benim yeridir, ben burada şeyimi devam ettireyim derseniz ihanet o olur. Ama evet. Yani bu olay bir de şöyle görmek lazım. Yani eğer buradaki sivil yapılanmalarımız neden böyle reaksiyon gösteriyor diyorsak... Ve bunu derken de mevcut coğrafyadaki yani geniş toplumu iyi görmezsek, yani Alman siyasilerin bize karşı duruşlarını da iyi analiz etmezsek haksızlık yaparız. Bakın ben daha iki hafta önceki programda da bu programda da İslam düşmanlığından bahsediyorum, popülist siyasetten bahsediyorum. Evet. Ve toplum kamuoyunda ayrışmanın ve düşmanlığın normalleştiği bir süreçten bahsediyorum. Evet. Böyle bir süreçte siyasiler istediğiniz kadar etkilemeye çalışın. Nihayetinde kendilerinin nemalandığı meblağ farklı yerlerdir. Dolayısıyla siyasi mekanizma içerisinde etkin olamadığımız sürece ve bu mekanizma içerisinde etkin olmak için aparatları hareketlendirmediğimiz sürece istediğimiz kadar ya konuşalım bunlar idealist hocam, düşüncenin ötesine geçmeyecektir. Demokratik sistemde en büyük silah oydur. Siz oyumuzu bir araya getiremediğiniz zaman siyasiler sizi ciddiye almayacaktır. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Şimdi ben konuyu hemen Hüseyin abi sana vereceğim. Evet. Ama en o konuyu örnek olarak Duisburg'daki o yerel seçimlerde Türk toplumunun
parçalara bölünerek girmiş olduğu seçimleri gösterebilirim. Evet. Hepsi parça parça bir yerlere geldiler. 88 bin Türk'ün yaşadığı bir Duisburg'da belediye meclisine çok sayıda insanlar getirebileceğimiz olmamıza rağmen herkes benim olsun, tek olsun, az olsun hareket ettiler. Kendi oylarını böldüler. Kimin işine yaradı? Büyük partilerin işine yaradı. O yüzden bizden adam olmaz diyorum Hüseyin abi. Buyur. Şimdi söz bendeyken öncelikle bizi tabii hem Türkiye'den hem yurt dışından izleyen birçok insan var. Türkler nereye gidiyorsa tabii. Evet. Şimdi Ali Özoğlu isimli bir izleyicimiz bize bir soru yöneltmiş. Eyüzen Zoller'den. Diyor ki son zamanlarda Peygamber Efendimiz'e yapılan saldırılar karşısında STK'lar hiç en küçük birlikte bir tepki veremediler. Bizim kutsal değerlerimiz vardır. Dinimiz, vatanımız, bayrağımız, namusumuz. Ortak değerlerimize alçakça saldırılarında STK'lar neden birlik olup bir sordum tepki göster? Sen de dile getirdin. Evet. Şimdi bunu da burada paylaşmış olalım. Kendisine selam gönderelim. Evet. İşte bu da bir yara. Evet. Neden birlikte hareket edemiyoruz, tepki veremiyoruz. Gösteremedik. Evet. Şimdi benim son olarak şuna değinmek istiyorum. Bu da çok önemli. Tamam. Şimdi toplumsal otokontrol, derneklerin ne dedik? Bir beşinci güç. Denetleme vazifesi var, hizmet amacı var. Yönlendirme vazifesi var. Toplumsal otokontrol. Bu otokontrol çift taraflı olacak. Evet. Hem bu dernekler toplumu aynı zamanda kontrol edecekler. Neden? Onu anlatacağım birazdan. Hem de toplum bu dernekleri kontrol edecek. Çift taraflı olacak. Neden? Şimdi dedik ki bizim Yardımlaşma Derneği, işte Özürler Derneği, evet, efendim spor dernekleri, evet, dini motifli milli birçok şeyimiz var. Evet. Ama bunlardan en büyük pastayı, en büyük kaynağı yönetenler dini motifli dernekler. Kesinlikle öyle, evet. Şimdi Türkiye'de 2006 yılında bu dini motifli derneklerin tarikatları faal hem Türkiye'de hem Avrupa'da haritasını çıkarmışlar. Başlıcalarını böyle hızlı şekilde paylaşalım. İşte Kader-i Muhammediye, Halvet Tarikatı, Hizbut Tarihi, Galibiler, Nurcu 40. Hocaba Grubu, iç Malciler, Cerrahiler, Uşakiler, Menziciler, Tillocular, Hazneviler, Hakikatçılar, Yahyalı Cemaati, Işıkçılar, Gülen Cemaati ve Nurcular, Yeni Asırcılar, Med Zehra Vakfı, Aziz Mendiler, Yeni Nesiller, Yazıcılar, Süleymancılar, Melamiler, Erenköy Cemaati, İsmail Ağa Cemaati, İskender Paşa Cemaati böyle gidiyor. Şimdi bizim tabii bunların bir kısmını hiç daha duymadınız. Bir kısmını da biliyorsunuz. Evet. Şimdi iki tane nokta var. Burada paylaşmak istiyorum. Bunlardan birisi şu. Şimdi bu cemaatlerin yapmış olduğu faaliyetler ne kadar şeffaf. Biliyorsunuz Fransa'da aşağı yukarı bir 30 bine yakın DAEŞ militanı olan bir kitlenin olduğunu söylendi. Nasıl tespit ettilerse demek ki kendi parmakları var. Evet. İşte Almanya'da şu kadar, İngiltere'de şu kadar, Avusturya'da bu kadar. Şimdi soru şu. Tabii. Ya bu kadar insan nerede yetişiyor? Hangi iklimde yetişiyor? Bahçede mi yetişiyor bunlar? Nerede yetişiyor? Tarlaya mı ekiyorsun? Ya ben bu saydığım derneklerde yetişiyor direkt demiyorum. Evet. Bunları zan altında bırakmak istemiyorum. Ama kontrol edilemeyen Avrupa hatta küresel daha büyük bu boyutta istihbarat örgütlerinin de parmağı olan ama içimize yerleşmiş kontrol edilemeyen, denetlenemeyen canlı mekanizmalarla bu insanlar bir şekilde zehirleniyor demek ki bu kadar büyük sayılar var. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Biz sivil toplum örgütü, Avrupa'da faal olan sivil toplum örgütleri için bu ülkenin düzeni, kamu düzeni bizim düzenimiz olmamalı mı? Evet. Bu buranın sokakları, buranın ticari sistemi, hukuk sistemi vesaire aynı zamanda bize hizmet eden sistem olmalı mı? Olmamalı mı? Yani biz onları da savunmak durumunda değil miyiz? Öyle. Ama eğer bir yerlerde sapık düşünceli kitleler yetişiyorsa, değil mi? O hangi iklimde yetişiyor? Onu takip etmek durumundayız. İşte otokontrole ihtiyaç bundan var. Mesela Selefi Vahabi anlayışı. Yani tarikat ismi vermeden birkaç tane derneğe nokta vuruşu yapmak istiyorum. Buyur. Bugün FETÖ terör örgütü dedik. Evet.
bugün Avrupa'da kurmuş oldukları yüzlerce okulu var. Binlerce öğrenci o okullarda hala okumak durumunda ve hala çok ciddi bir bütçeyi, parayı yönetmek durumundalar. Ya bu kaynakların önemli bir bölümü bizden çıkmadı mı? Evet. Bu toplumdan çıkmadı mı? Kesinlikle. Şimdi geçmişte kurban kesme olayı var. Buna da değinelim. 100 euro veya 150 euro insanlardan para aldılar kurbanınızı biz keselim diye. FETÖ'den bahsediyoruz değil mi? FETÖ ve ona benzer diğerlerine geleceğiz. Diğerlerine bu ayrı bir konu. Geleceğiz ona. Ya merak ettim, inceledim bu şeylerden bir tanesini. Kurban kestikleri ülkede 10 dolar bir keçinin fiyatı. Video çekip gönderiyorlar size. Evet. Peki 90 euro ne oldu? 140 euro ne oldu? Bilmiyorum işte. Şeffaflık o yüzden önemli. Onun için önemli. Şimdi son olarak şuna değinmek istiyorum. Ben merak ettiğim için affınıza sığınarak. Evet. Şimdi diyelim benzincilerden bahsettim. Sayın Kerenciler biliyorsunuz genel başkanları. Evet. TÜMSİAD'ın şu anda Avrupa'nın 8 ülkesinde ve Türkiye'de 15 bine yakın üyesi var. TÜMSİAD şimdi OYBA olarak değiştirdiler burada. Ha, neyse. Şimdi Avrupa'nın 8 ülkesinde 37 tane şube ve binlerce üyen var. Evet. Topladığın parayı ne yapıyorsun? Bak bilmiyorum. Evet. Suçlamıyorum da. Ticaret yapıyorlar. Suçlamıyorum çok da. Büyük bir ama bilmek istiyorum kardeşim. Evet. Avrupa'da yaşayan Türk toplumu adına sen bu bütçeleri, bu kaynakları ne yapıyorsun? Evet. Bilmek istiyorum. Evet. Efendim bunun dışında büyük kitlelerde Süleymancılar topladıkları parayı ne yapıyor? Bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum arkadaş. İşte onun için bu programı yapıyoruz. Bilmek istiyorum, bilmek istiyorum. Tamam, ne yapıyorsunuz bu paraları? Onlardan da yetkilileri alacağız inşallah buraya zamanla. Gelip konuşacaklar, anlatacaklar yani. Bir ne yaptıklarını bu öğrenmek istiyorum. Bu Selefi bir de uyarı yapıyor. Evet. Bu Selefi Vahabi tendensli derneklere. Bak seçim döneminde kapı kapı dolaşıyoruz. İnsanlarla birebir görüşüp destek almak amacıyla. Birçok kapı yüzümüze kapandı biliyor musunuz? Caminin içerisinde imam seçim arifesinde kendi temsilcilerinizi buradaki kurumlara göndermek için sandığa gidin dedi. Bir tanesi kalktı. Sen böyle konuşamazsın dedi. Yani bu Avrupa'ya ait demokrasi dedikleri mekanizmanın İslam'la uyuşmadığını karıştırdı camiyi. Ya bu insanlar nerede türüyor? Nerelerde eğitiliyor? Bunların beyinleri nerede yıkanıyor? Evet. Sorgulamayalım mı bunları yani? Konuşmayalım mı bunları? Sorgulayacağız evet. Sorgulayacağız Hüseyin abi. Evet. Onun için bu programı yapıyoruz zaten. Şimdi ben şimdi Hüseyin Bey'in konuşmasında bazı şeyler şeffaf konuşmamızda fayda var. Şöyle bir algı oluştu. Benim şahsım bende de oluştu bu. Çünkü Türkiye'deki tarikatlar ve vakıflar var. Yani birçoğun ismi geçti orada. Evet. Bunları zan altında bırakmak doğru değil. Toptancılık yani, yapmıyorum. Yani, onu da söylüyorum. Yani bu, bakın bir defa pasla... ben tamam, bazıları hakkında net konuştum. FETÖ dedim. Tabii. Net konuştuk. Ortada ama, yapılanlar. Selefiler. Ama diğerleri hakkında da bilgi istiyorum kardeşim. Ben de Salih Bey size istirham edeyim. Şimdi arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Türkiye'de tekçe zaviyeler kurmak, yürütmek yasaktır. Evet. Eğer böyle bir şey yapılıyorsa kanun dışıdır. Ve bu tür şeyleri hepimiz duyuyoruz, okuyoruz, kanun dışı işleri yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti kanununa aykırı olan davranışlardır. Menzilmiş, şuymuş, buymuş, bunların amacı demek ki farklı şeyler oluyor. Hüseyin Bey'e katılıyorum. Sorgulamamız lazım. Anladım. Şimdi Osmanlı tarihini şöyle bir incelerseniz, tarikatların ve bu kapsamda da vakıfların Anadolu kültürün gelişmesindeki etkinliğini tartışması çok büyük önemli yeri kesinlikle var. Kesinlikle evet. Ve bir de bunun yanında da özellikle Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyet tarihinde sapkın yapılaşmalar da oldu. İşte bunu bu Vehhabiler, Selefiler yani gibi. Evet. Şimdi bu ayrı bir tartışma konusu. Yalnız şuraya gelmek gerekiyor. Şimdi Hüseyin Bey oraya örnek vererek Avrupa'daki radikalleşen yani muhtemelen oraya çekmeye çalıştınız. Radikalleşen akımların nereden menşei nereden? Toplumsal otokontrolden bahsettim. Ama biz müsaade buyurun. Biz eğer FETÖ'nün tuzağına düştüysek diyorum ki ikinci bir tuzağa düşmeyelim. Evet. Bu otokontrolü ortaya koyalım hep birlikte. Uyarı yapıyorum bakın, ben. Bakın şimdi ben şunu net ifadelerle söyleyebilirim.
Türkiye menşeli sivil inisiyatifler bünyesinde çok istisnai yapılar dışında radikal unsurlar Avrupa'da olmadı. Olmaz da, mümkün değil. Yani bu mevcut çatı kurumlarımızı da ele alın. İstisnai yapıları kenara bırakıyorum. Onları zaten şaibeli yapılardır. O şaibeli yapılar dışında zaten böyle bir şey söz konusu. Örgütünün istisnai yapı olup olmadığını biliyor muydunuz siz? Evet, ben biliyordum. Nasıl biliyordunuz? Ben, bakın, benim sosyal medyamı takip edin. Evet. Bu tartışmalar 2008'den beri sürekli gündeme taşıyorum yani. FETÖ ile alakalı şikayetlerim o dönemden kaldı. Ben 2001. Evet. Yani sürekli taşıyoruz. İhlas'tan yani o dönemde yaşanmıyordu sağlık. İhlas'tan oluyorlar. Yani sempatizanı olduğunuz siyasi partilerde İhlas'tan dolayı niye sahip çıktı o zaman? Hükümete aşamıyordu. Öyle değil, şirinli o değil. Yani anlattığınız gibi değil ama bakın. Siz şöyle genellediniz. Ve öyle bir şey imaj bıraktınız ki yani bunlar menşe işte Türkiye'den geliyor. Bu menşe radikalleşiyorlar ve bunlar şeffaf olması lazım. Yok, öyle değil. Buradaki radikal akımlar, bakın en son Viyana'daki olaya bahsedeyim. Evet. Bakın dikkat buyurun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Viyana'daki olayla ilgili olarak faillerden bir tanesini zaten Türkiye'de zaten hapse aldı. 4 ay hapiste kaldıktan sonra buraya teslim edildi. Ve Avusturya vatandaşı olduğu için de Avusturya'ya iade etti. Ve Avusturya, bak, Avusturya istihbaratı takip ettiği halde, bildiği halde, radikal akımlar olduğu halde bu adama silah temin etmesini, olayı organize etmesini göz yumdular. Bildi. Sadece Hizbut Tahrir'in Avrupa'da kaç tane derneği var biliyor musunuz? Ya şimdi Hüseyin Bey, bir şey anlatayım ya. Biliyor musunuz? Ama hayır, bakın bunların müsebbibi. Kurtuluş Savaşı'nda ve sonrasında bütün kurulan bu derneklere, şeyleri hepsine kuran, yani arkasında olan. Kusura bakmayın. Bunların müsebbibi buradaki Avrupalı Türkler değildi, göçme toplumları değildi. Bunların müsebbibini söyleyeyim mi size? Eğer örnek veriyorum size. 80'li yılların başında eğer Almanya'daki RAF terörizmi bittiyse nasıl bitti biliyor musunuz? Evet. Hapiste yatan RAF teröristleri hepsi intihar peşi edelim. Sıra intihar etti. Acaba nasıl etti? Çok en net örneğini veriyorum. Bakın 10 kişi NSU cinayetlerinden öldü. NSU cinayetlerinin çok önemli delilleri bir anda arşivler yandı. 100 küsur yıllık bir anda arşivler yandı. Ne oldu? Sonucunu gördük. Hep beraber gördük. Yani bay geçmişi bırakın. İstisnasız bunu söylüyorum. Fransa'daki olay dahil, öğretmenin orada katledilmesi, Viyana'daki ve Avrupa'nın muhtelif yerlerinde bu tür saldırıların menşei Avrupa'nın ta kendisidir. Kusura bakmayın, onu uzaklarda aramanıza gerek yok. Bakın 2017 yılından itibaren istatistikler var. Yurt dışı Türkler Başkanlığı'ndan da alabilirsiniz onu. Bu İslam hedefli saldırılar ciddi manada artış gösterdi. Bakın bu Almanya için rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Almanya için neredeyse 1000 civarında, yani ortalama 1000 tane İslam motifli ırkçı saldırılar oluyor. Bunun temelinde yatan nedenlerini de açıklıyoruz. Bakın Avrupa siyasetinde artık düşmanlık, İslam düşmanlığı, ırkçılık prim yapıyor. Popülist siyaset prim yapıyor. Onun için de zemin hazırlıyorlar. Bu zemin hazırlama kapsamı içerisinde... Bu başka bir konu. Ama bu ayrı bir konu, ona geleceğim. Bakın... Fransa'daki öğretmenin katledilişi de bunun ürünüdür. Viyana'daki olay da bunun ürünüdür. Avrupa'nın muhtelif yerlerindeki olay da bunun ürünüdür. Bakın Mevlana Camii'ndeki polislerin baskısını söylediler. Onun aslı nedir biliyor musunuz? Daha önce Alman Federal İçişleri Bakanı Alman polis teşkilatındaki ırkçı akımların ne derece yoğun olduğu ile ilgili bir araştırma önergesini düzenli olarak engelledi. Engelledi, daha engelledi. Sonra kabul etti. Evet. Kabul ettikten sonra bu olay oldu Mevlana'da. Mevlana Camii'ndeki olay oldu. Neden? Evet. Çünkü kendi iç dinamiklerine mesaj verdiler buraya. Bize mesaj vermediler. Evet. Kendi ırkçı akımlarına mesaj verdiler. Bunu kabul edelim. Almanya'da kurumsal ırkçılık var. Evet. Almanya'da kurumsal ırkçılık var. Yani bu ciddi bir şey söylüyorum burada. Doğru. Ve bunu siyasiler mecrayı araştırır ki bunu yapıyorlar. Biz burada nicelik olarak, sayı olarak fazla olabiliriz. Ama nitelik olarak seçmen olmadığımız sürece ve etkin olamadığımız sürece bunlar başımıza gelecek. Bak son örneği Avrupa Parlamentosu seçimlerinde. Ben bir örnek vereyim. Burada bir kardeşimiz Avrupa Parlamentosu'na girme opsiyonu vardı. Evet. Komple Avrupa'da 150 bin oyla
Strasbourg'da veya Brüksel'de temsil edilecektik. 150 ve oyun toplayamadık. Evet. Neden toplayamadık? Çünkü birilerinin işine gelmedi. Evet. Çünkü herkes kendi çorbasını pişirmekle meşguldü. Dedi ki o yapacağına ben yapalım. Evet. Dolayısıyla sorgulayacağımız alanlar çok farklıdır. Buralara vereceğimiz tepkiler... Bakın Viyana'daki olayı ben üstüme almıyorum. Yani İslam mensubu, bir İslam dininin mensubu olarak evet. bu olay müsebbibi bizler değiliz. Bu olay mensubu bizatihi buradaki Avrupalılardır. Biz bunu tartışacağına Norveç'te 90 kişiyi katleden ırkçı Hristiyan'ı evet. niye tartışmıyoruz? Chris Church'ı niye tartışmıyor? Şeyi niye tartışmıyor? Bunları tartışalım. Önce kendi başımızı müsaade buyurun. Yani bunlar şimdi bu etkileri onları, onları biliyoruz. Onlar, şimdi onlar ayrı bir konu. Biz şu anda Hüseyin kendi bahçemizi temizleyeceğiz. Bir öz eleştiri yapacağız. Evet. Nerelerde arızalarımız var, sıkıntılarımız var onları ortaya koyacağız. Evet, zaman yetmiyor. Geldim bu yani. Evet onu da yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Zaman bitti arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Selam kelam mesela. Yerha mukellat diyelim o zaman. Evet sevgili seyirciler programımızın sonuna geldik. Avrupa Masası burada sona erdi ama bu şarkı burada bitmez. Bu işlerin devamı var. Bu programların devamı var. STK'larla ilgili, bu şeffaflıkla ilgili, içine kapanıkla ilgili, bir araya gelememekle ilgili mevzuları devamlı efendim burada tartışacağız. Daha önemli konuları da tartışacağız. Bu akşamlık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın efendim. Türk-Alman ilişkileri yüzyıllara dayanan bir ilişki yumağı. Asimilasyon zaten beceremezsiniz. Biz vatandaş neden sandığa gitmiyor sorusuyla meşgul olan siyasetçilerimiz. Günlük 10 ton üreten bir üretici helal üretme imkanı yok. DC Consulting GmbH Avrupa Masası'nı sundu. Yetim deyince, muhtaç deyince kalbimizin çok özel bir parçasının tam da burada kopması gerekiyor. Çok küçük bir çabayla, belki sofranızdan atacağınız bir yemeğin masrafıyla burada sevindireceğiniz o kadar çok kalp var ki böyle yüzünde tebessüm oluşturacağınız o kadar büyük fırsatlar var. Onlara iyi bakın ve şimdi bağış yapın. Pimapen kapı pencere panjur sistemi. Teras ve kış bahçelerinde en yüksek kalite, en iyi hizmet ve profesyonel ekibiyle Mengeder Festerbau yaşam standartlarınıza katkı sunar. Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanına teslimat mümkündür. Yaptığı işlerdeki ısı tasarrufuyla bütçenizi düşünen Mengeder Festerbau, 40 yıllık dost. Şimdi islamicrelief.de adresine girerek bağış yapın. Islamic Relief, birlikte daha iyi bir geleceğin. Siz sadece isteyin. Sizin yerinize uluslararası danışmanlık şirketi DC Consulting GmbH gerçekleştirsin. Muhasebe, vergi hukuku danışmanlığı, GmbH kurma, büro servisi, İşlem takibi, şirketlerde uluslararası işbirliği ve gayrimenkul alım-satım konularında en iyi ve güvenilir hizmetleri sizlere sunuyoruz. Yılların tecrübesini sizlerin hizmetine sunduk. DC Consulting GmbH.
Herkes ballandıra ballandıra onu anlatıyor. Kimi balım benim diyor, kimi peteğim. Bir kaşık alan tadını, iki kaşık alan adını hiç unutmuyor. Çilol olsun, afiyet bal olsun. Kaynasın çaylar, taşsın muhabbet, hiç durma sen de tazele. Tazele sevdanın eline, yeah, yeah. Tazele dostum beline, taze. Tazele yemeğin tedirine, tazele tazele dem demle. Her demde demdem.